Siemens'ten otomatik kahve makineleri teke tek bilimi sunar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Biraz geç çıktık, salonda olsun diye bekledik. Biraz yavaş olduk, kusura bakmayın. Bu 6. seyircili teke tekimiz. Sağ olun, en büyük katkı sizden geliyor bilime. Niye en büyük katkı sizden geliyor? Biliyorsunuz buradaki bütün gelirimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile beraber doktor öğrencilere burs olarak veriyoruz. Protokolümüzü yaptık. Geçen hafta da ilk ödemeleri bizim tarafımızdan aldılar. Bir o kadar Medyapı'ndan ve Siemens'ten de geliyor. Siemens'e de hakikaten şahane bir işbirliği yapıyoruz. Huzurunuzda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Niye derseniz, Sirkus'un öncülüğünde onların ajansı bize geldiler. Beraber bir şey yapalım dediler. Biz dedik ne yapalım? İşte, hikayesini anlatmıştık daha önce. Ve başladık. Galiba 14-15 programı geçtik. Şu ana kadar 17 bölüm yapmışız. 17 bölüm teke tek bilim yaptık Siemens sponsorluğunda. 15 bölümde Bilim Ekstra yaptık. Bilim Ekstra'da yaptığımız şu, genç bilim insanlarına aynen iki üstada olduğu gibi birer yarım saatlik program. Haftanın 5 günü onlar birer program yapıyorlar. Onlar şu ana kadar 15 bölüm oldu. İnşallah sürecek. O da Siemens'in sponsorunda. Biz ise 17 bölüm yaptık. Yaptığımız bölümlerin altına 200 binden fazla beğeni geldi. 25 bin yorum yapıldı ve yorumların %96'sı olumlu yorumlar. 180 milyon kez çeşitli sosyal medya mecralarında izleyici karşısına çıktık. Bu Türkiye rekoru gibi bir şey bu alanda, kendi alanında. 6000 sizin gibi değerli izleyici canlı olarak izledi ve toplam 44 saat program yaptık. Bu hemen hemen 2 gün ediyor ve programların izlenme oranı %80'ler civarı. Yani giren bir kere 2 saatlik programın hemen hemen %80-%90'ını izliyor ve 11 milyon kişi bu yayınları izledi sizlerin sayesinde ve bu sayede de Türkiye'de bilime bir nebze olsun katkıda bulunabildik diye düşünüyoruz. İlk yaptığımız program 3.6 milyon kez izlendi. Tabii öyle baktığınız zaman Teoman'dan da fazla izlendi gördüğünüz beyler. daha popüler oldukları kesin. Ne diyorsun? Meşhur şarkı. Ve daha sevimliler tabii. ve 16 konuk ağırladık bugüne kadar. Ve tabii arada bir de Emre'nin eli göründü. O da çok meşhur oldu. Şimdi herkes yolda Emre'nin elini arıyor. Nerede göreceğiz diye. Emre de bu programın önemli unsurlarından bir tanesi. Biz ne kadar bu işi burada yapıyorsak, o bundan fazlasını sahne arkasında ya da işte kamera arkasında yapıyor. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda bir meselemiz var. Biraz kafamıza taktığımız mesele. Bu Türklük meselesi. Türkler var mı yok mu? Neredeyse artık yok hükmünde oldu bu ülkenin kurucu unsurları. Biz de dedik ya, bu Türkler nereden çıktı? Yani kim bu Türkler? Varlar mı, yoklar mı? Bu nerede ilk rastlandı Türklere? Sonra buralara nasıl geldiler? Nasıl geliştiler? Çin Seddi hakikaten Türklere karşı mı yapıldı? Nedir bu Türkler? Kimdir bu Türkler? Diye konuşmak istedik. İlber Hoca zaten bu konuyu en iyi bilenlerin başına geliyor. Celal Hoca'nın ise oğlu Asım'la beraber bölgeye yapmış olduğu sıkı geziler var, ekspedisyonlar var ve detayına kadar biliyor. Bugün izninizle Türkleri konuşacağız ama araya dedikodu falan da sokabiliriz. Çünkü İlber Hoca biliyorsunuz dedikoduya bayılır. Celal ise ağzından sular akar dedikodu dediğiniz zaman. Umarız dedikodumuza da kızmazsınız. İlber Bey, iyi misiniz? Bu akşam operaya gidemeyeceksin. Gidemeyeceğiz. Çünkü erken kaçıp operaya gitmeye yeti vardı. Üçüncü kez Mehmet II'yi izleyecektim. Evet, üç olacak. Üç olmayacak ama değişiyor tabii.
Kadro değişiyor. İlber, Kafkaslar'da katliam yapan Rus generali kim? Yermolyov. Yermolyev. Bunların dedikodusu da böyle. Hayır abi, şimdi ben başka bir şey... Kafkaslar'da katliam yapan general kimdi? Fatih, başka bir şey söyleyeceğim. Düşes Sagan'ı da götüren Prens Metternich öbürü değil. Ha işte. Efendim ben, bu benim kitapları basan Gamze diye bir hanım var. İşte benim oğlumla aynı yaşta. Bu General Yermolyev'in yaptıklarını anlattıydı İlber. Şahane bir televizyon programıydı. Yani onu kaçırmayın. Bütün Kafkasları anlattı İlber. Ben böyle televizyona yapıştım, seyrettim. Falan Gamze'ye söyledim. Sen de seyret programı dedim. Bu dedim çok enteresan. İşte bu arada General Yermolyev'in adı geçti. Gamze baktı, biliyor musun dedi. İlber Hoca dedi, eğer bu adamın metresleri falan varsa onları da biliyordur dedi. Biliyordur. Biliyordur. Lazım. Ne var ki yani? Gayet normal. İnsan bunları bilir zaten. Adam bilince bileceksin adam bilince. Evet abi. Peki madem dedikoduyla başladık, bir taze dedikodu. Fatih diye bir dizi başladı. Üçüncü kez deniyorlar. İlkisi çuvallamıştı biliyorsunuz. Bu da çuvallıyor. Bu da çuvallıyor ve çok üzülerek seyrettim. Ne çıkıyor? Ya bak, mesela işte İlber benden iyi bilir. Fatih'in anacığı bir Sırp kadını da. Fatih 3 yaşındayken ölmüş. Orada Valide Sultan diye birini takdim ediyorlar. Yok böyle birisi. Mara olabilir mi? Hayır efendim, Mara da yanında duruyor. Ha, Mara da var. Halbuki Fatih Mara'yı annesi kabul etmiştir. Evet. Müthiş iltifat etmiştir. Valide Sultan bazen padişahın öksüze tayin ettiği bir ikbal olabiliyor yani. Mesela Abdülhamid öyle yaptı. Ama ona Valide Sultan deniyor mu? Hayır, Abdülhamid'in babası Abdülmecid biliyorsun. Yani Abdülaziz değil, Abdülmecid, iki kol var. Abdülmecid'in eşlerinden Mihri Müşfik Verem'den öldü. Abdülmecid de öyle. O ölünce kadın efendilerden Perestu kadın efendiyi buna ve aynı şekilde ana bir baba bir kız kardeşi olan Adile Sultan'ı. Anne tayin etti. Evet, anne tayin etti Hatice Sultan'ı. Fatih'te böyle bir şey ben hiç ne okudum ne duydum. İşte o bilgi şeyden. Fakat o değil mesele. O annenin ne olduğu da şey değil. Sırf kadın diyorlar. Oradan onu Hristiyanlığa bağlıyorlar. Bu bizdeki batıcılık gayretlerinde mesela Fatih Sultan Mehmed'in ne kadar önemli bir Rönesans adamı olduğunu incelemiyorlar da anası Hristiyan'dı, Hristiyanlığa meyletti. İşin dedikodu tarafına gidiyor. Yani böyle basit bir şey var. Mesela Türk monografileri, Türk historiografisi, tarih yazıcıdır ve monografiler Fatih Sultan Mehmed'in bilgi dağarcığı, entelektüel portresi üzerinde çok az ciddi şey yapmıştır. Yani onu belirtmek zorundayım. Tabii Babinger de bunu pek iyi yapmıyor. Şey vardır, biliyorsun İngilizlerin sanat tarihçisi, değil mi? Julian Rabi mi diyorsun? Julian Rabi, o çok önemli bir Türk sanat tarihçisidir. Onun Oxford'lu, şimdi şeyde galiba müze müdürlüğü yapıyor Amerika'da. Onun bizim kütüphanede bir tetkiki var. Yani Fatih'in okuduğu kitaplar falan. Bunların üzerinde mesela böyle bir şey çıkardı. Sonra kale yapamadı onu ama bazı ama şeyler... Ama boyutun bastığı Ptolemaios'ta bütün liste var. Tabii. Ya benim işte o Julian Rabi'den de ben istifade ettim. Hatta Julian'la yazıştık orada. Ben onlar belki ilk defa bir tablo çıkardım. Evet. Bilhassa bu Fatih'in kanunnameleri. Ondan önce Fatih bulabildiği bütün Avrupa hukuk kitaplarını tercüme ettirmiş adam. Bakıyorsun önce tercümeler geliyor, arkadan küçük kanunname. Kaç dil biliyordu? 3-4? Vallahi onu İlber daha iyi bilir. İşte eski Yunanca biliyor, İtalyanca biliyor. İtalyanca bilmek çok şey o zaman Doğu Akdeniz'de ve Batı Akdeniz'de. Yani anlaşma Arapça, dili. Arapça, Farsça zaten. Arabi, Farsça zaten. Zaten eğitiminden biliyor. Geliyor.
Şimdi tabii batıdaki münevverler arasında Yunanca bilen pek yok. Az henüz. Yani 15. asırda çok az Yunanca bilen. Pico dello Mirandolo var işte falan böyle tipler. Çok meşhur tipler ama her Avrupalı adam bilmiyor. Erasmus biliyor tabii. Pico dello Mirandolo biliyor. Reuchlin biliyor ama sayılı bunlar. Herkes bilmiyor. Batı Yunanca'yı geç tanıdı Doğu'ya göre. Yani onun için o doğru değildir. Batı medeniyeti, Hristiyan, Helen. Hayır efendim, Helenizasyonunuz çok geç. Yani ayrıcı vasfı değil. Ayrıcı vasfı değil Batı'yla. Evet, evet. Çünkü Doğu'yla Yunanca'yı daha evvel halletmiş. Yahudilik diyor. Yahudilik de Hristiyanlık için. Batı Doğu arasında bir ayrıcı vasıf değil. Çünkü İbrani dini, İbrani inancı ve İbranca metinler vesaire, hatta İbranca felsefeci, alim falan, bunlar Doğu'da daha evvel biliniyor ve nüfuz etmiş. Şeyler biliyor mesela böyle İsmail-i Buhari gibi, Sahih-i Buhari'yi derleyenler biliyor. Niye biliyor? Çünkü eski İbrani kalıntılarının veya Yahudilerin hadis diye uydurmalarının ne geçici derecede geçerli olduğunu anlamak için bayağı İbranca biliyorlar, Aramca biliyorlar, eski şeyler. Yani ve bunun tabii bir şey tarafı da var, tabii itikat tarafı da, çünkü kelimeler öyle geliyor, deyimler öyle geliyor. Onlar ayrıcı değil. Şimdi orada bizim bilmediğimiz bir şey var, milletin de bilmediği. Bizimkiler padişahların entelektüel tarafları üzerinde çok durmuyorlar. Fatih'ten başka entelektüel padişah var mı? İkinci Bayezid Çağatayca biliyor. Evet. Çağatayca şiir okuyor. Uygurca biliyor. Yani biliyor, okumuş onu. Ondan bahis yok. Yani ondan bahis yok. Tasavvuftur, bilmem nedir. İyi ama bu bir kültürel portre çizmekten çok padişahın siyasi sosyal ilişkilerinin nakli şeklinde bir merak. Yani öbür tarafına merak yok adamın, entelektüel. Peki batılı padişahlarda, batılı krallarda var mı bu? Batılı kralların kardeşim, ne bildiğini falan biliyorlar. Kardeşim şeyi düşün, Geleceği düşün. Onu biliyor. 14. yüzyılda. Yani adamın ne bildiğini batılıların devrim tarihçileri yazıyorlar. Zaten devrim tarihçisi adamın hocası oluyor falan. Biliyor yani, ne biliyor, ne şey yazıyor, ne çalıyor, enstrüman bilgisi ne. Bütün devlet adamları için öyledir, doğrudur. Sonra bu portreler mesela. Demin söyledim, Prens Metternich 19. asırdan itibaren Türklerle çok yakın ilişkisi var. Yani Batı'da o tip adamlar vardır. Aykırı devlet adamları, öbür kuvvetlerle kavga edenler daima Türk İmparatorluğuna ve Türk Devleti'ne yatkın davranırlar. Yani sığınırlar altına. Jacques Chirac gibi, Kissinger gibi falan. Yani bunların bazıları samimi duygular besler, bazıları işin şeyindedir. İki hipokrisisindedir ama öyle gider. Ya bu arada Kissinger diye seyircilerimiz Amerikalı diyebilir. Hayır. Almanya'dır. O işte Almanya'ya da ne kadar bağlı oldu oradan belli. Çünkü Alman Yahudisi Alman kültürünü çok iyi temsil eder. Evet. Hele Kissinger gibi burjuva bir aileden çıktıysa bilgili. İsterseniz Kissinger'dan çıkalım mı biraz? Fazla girdik Kissinger'a, çıkalım mı? Efendim? Biraz? Çıkalım Kissinger'dan diyorum. Çıkmayalım. Biz Türklere gidelim. Çıkalım, nereden öğrenecek? Nereden öğrenecek? Yani bazı şeyleri öğretmek lazım. Mesela nedir bu adam? Bu Alman ve 17 yaşında Almanya'dan kaçmış zorunda kalıyor. Yahudi olduğu için o zulmü görüyor. Şimdi bu Alman kültürünü, Alman ruhunu alan bir adam, ama Alman sevmez tabii artık, bitmiş iş. Bu çok önemli politikada. Ve Amerikalıların WASP kültürüne de yabancıdır, belli etmez. Kültürü iyi benimser, ruhen yabancıdır ama yüz olarak belli etmez. Onun için bunları bileceksin. Peki Amerika'da doğmuş olsaydı başkan olur muydu? Amerika'da doğmuş olsa başkan olmazdı çünkü Yahudi'ydi. Aynen. Amerika'yı da yanlış tanıdınız. Bir tane Katolik matolik girer. İki Katolik var,
Yahudi birini yok. Öldürdüler zaten. Evet. O suikast. Kennedy. Kennedy. Ama yani şey, bunlar mesela bilmesi gerekir. Değerlendirme yaparken bilmek gerekir bunu. Mesela İngiltere'de aynı anda iki tane başbakan var değil mi? Birbirini izleyen. Biri kim? Lord Beaconsfield dediğimiz Benjamin Disraeli. Disraeli bak soyadına. Yahudi. Hem de bu tarafın Yahudisi. Sefarat Portekizli Yahudi ve Burapa Yahudisi. Babası Anglikan Kilisesi'ne girmiş. Bu da girmiş güya. Ama buna Yahudi diye tempo tutuyorlar. Millet de bunu Yahudi diye biliyor. Disraeli Türkleri tutuyor. Evet. Çünkü Türk politikası ehvendir. Türkler İmparatorluğu ehvendir. Karl Marx Türkleri tutuyor. David Urquhart Türkleri tutuyor. William Pale meşhur bir Yahudidir tabii. İngiliz oryantalistidir. Çölü falan inceledi, Vahabileri inceledi. Türkleri tutuyor. Ondan sonra bir tane daha var. Hermann Kim? Söyle bakayım. Macar Yahudisi ve İngiliz seyyah. Arminius van Beri. Arminius van Beri. Arminius van Beri. Armin van Beri dedi. Diyor Almancası o. Evet. İsminin yani Almancası. Niye Almancasını koydu? Çünkü Avusturya'sını bravo. Ondan evet. Bunlar tutuyor. Böyle bir grup var Türk'ten. Ya bir dakika dursana. Şeyi söyleyelim. Ya ben kafam karışıyor evet. Ha, pardon. Ha, şey diyeceğim seyircilerimize. Kutatku Bilig'i bilirler. Onu ilk yayınlayan bu Arminius van Beri. Aman onun yayınını boş ver. O iş bizim hocaya bağlı. Yani güzel şey biliyorsun kim olduğunu. Reşit Rahmeti Arat. Ama van Beri ilk defa yaptı. İlk defa şey değil. Bir haber toplayıp veriyor. Yani üzerinden bir şey geçiyor. Tabii biliyor dini. Yani o çok önemli. Türkçe biliyor adam. Evet. Yani, Çagatayca falan biliyor. Doğru dediğin o şey. Ama neyse şimdi onu yapma. Ya bu şey çok önemli. Yani bu insanlar bir grup bu. Yani bunlar Türkçü. Hatta değil mi tepe tutuyorlar şeye. İsrail'e Yahudi çıfıt çıfıt diye parlamentoda. Ne olmuş diyor. Demek ki benimkiler İncil okurken sizinkiler daha ağaçların üstündeydi diyor. Maymundu diyor yani. Gülüyorlar, espri. Çünkü espri önemli. Bizdeki bir kavga çıkmaz hemen. Lafı yersen altında kalırsın. Yani ben patlatırım olmaz. Lafın altında lafla kalmazsın. Yoksa kalırsın. Yani bu bir medeniyettir. Mizah odur. Demirel böyleydi mesela. Ben hayatında kızları görmedim bir şeye. Bir tek şeye kızdı ki ona cevap verilemez. Hanımefendisi için olmayacak bir dedikodu uydurdular Ankara'da. Günaydın gazetesi o zaman. Orada çok kırıldı herif herkese. Çok. Ve çok haklıydı. Herkes de onu tuttu. Medeni insanlar. Yani o partiyi tutan medeniler bile en başında kadınlar ayıp dediler. Bu böyledir. Bunun dışında ben Demirel'in paniğe kapıldığını görmedim. Her zaman lafla karşılık verir. Zamanında parlamento bir espri yuvasıydı. Öyle kızmak yok. Mesela Menderes derhal kendini kaybeder, sinire bulanır. Ama onun muarızı olan herifler de öyleydi. Psikopat diye küfür ediyor Menderes'in tenkitlerine değil mi? Çok meşhur şey Recep Peker. Psikopat diyor. Şimdi artık lafın dibine geldin, lafla cevap veremiyorsun. Terbiyesizliğe girmenin manası yok. Bu yutulmaz. Yani sen adama manyak dedin diye lafın altından çıkmadın tabii değil mi? Çok önemli. Şimdi bunlar önemli tipler. Metternich de öyleydi. Bunlar çok bilsel. Biz nereye gitmek istiyoruz? Fatih'e. Türkler kendilerini bilmez. Mesela bizim Tanzimat'ımızın büyük adamlarının hepsini Metternich tanır. Ve Metternich bunların kendileri hakkında bilgisi olduğu gibi raporlarını falan okudukça Avusturya arşivlerini görüyorsun. Mesela kendi sefirinin, Avusturya sefirinin yazdığı raporlara çok sinirleniyor. Bu adamları anlamıyor, yanlış değerlendiriyor diye. Klezil, Edward von Klezil, sefir de Klezil diye yazıyor. Fransızca çok moda.
Dökülesi'nin raporunun kenarına bir laf çıkmış. Trottle diye. Rapor Fransızcadır. Kenarına salak diyor yani. Trottle diye not çıkmış böyle kapkırmızı. Bu adam mesela resimler yaptırıyor. Yani makbul buldu. Devlet adamlarının, şahsiyetlerinin anında resimlerini yaptırıyor. Schmotterer galiba, ya Schmotterer sadece ressamın biri. Çok iyi bir ressam, portre ressamı. Sulu kuyu çalışıyor, akvarel çalışıyor portre için. Hızlı fakat çok zor bir sanat. Ve orada mesela bizim Sarıcan'ın, bütün Viyana'daki önemli sefirlerin, geçenlerin hepsinin portreleri var. Çünkü önemli herifler. Böyle bir duyarga, yani insanların entelektüel portresini ya fırçayla portresini yapma merakı Türklerde yok. Bu çok açık bir şey. Yani bu Türkler biyografiyle ilgilenmezler. Padişahlar hakkında eksiktir yazdıkları fragmanlar halinde bilgi toplarsın. Yani oturup da herif, Abdülaziz nasıl bir herifti? Neleri bilirdi Sultan Abdülaziz? Ne yerdi, ne içerdi? Ne bilirdi? Nasıl sanatı vardı? Kadınlarla ilgisi neydi? Neyse varsa, bu ayıp şeylerini de yazarsın. Yani gizli şeylerini, metresi var mıydı, kafayı çeker miydi falan, bunları da yazarsın. Bunların yazılması fevkalade tesadüfidir. Yani yazılmaz. Bizim mektep çocukları Sultan Abdülaziz'i işte şişman, hiç de öyle değil devrine göre, boylu. Efendime söyleyeyim, pehlivanlarla güreş tutuyor. Bir kere yapmışsa yapmıştır, devamlı pehlivanla güreş tutmak gibi bir sululuğu yok. Horoz dövüştürülmüş. Hayatımızda hepimiz birer kere saçma iş yaparız ama devamlı horoz dövüştürmüyordu herhalde. Ve bunları yazan adamlar mesela Abdülaziz'in resim yaptığından hiç bahsetmezler. Batı müziğini bildiğinden, hatta besteler yaptığından bahsetmez. Hatta Türk klasik akademik müzik tarihini yazmakla görevli insanlardan birisi bana dedi ki, işte bir şey yapıyor böyle, bir soru sordu. Bizim yakında ölen hocalarımızdan biri hakkında bilgi topluyor. Maalesef adam öldü, eşi asri hastalığa gelmiş, yani şeye, nedir söyle? Alzheimer'e. Tabii cevap verecek, mülakat yapılacak durumda değil. Annem aradı benim hastamla. Yani dedim ki annem de Alzheimer değil ama artık tabii 90'da ve demansta. Doğru hatırlar mı hiç bilmiyorum. Biyografik bir kaynak olamaz. Ama istersen gene ara. O arada başka şey konuştuk. Siz niye konserlerde dedik boyuna Ulvi Cemal, Adnan Saygun çalıp oturuyorsunuz şart gibi. Yani Dostoyevski dinliyorum, Çaykovski dinliyorum. Yok bilmem Beethoven dinliyorum, üstüne Ulvi Cemal geliyor. Bu olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Efendim dedi, biz Türk şeylerini yapmak zorundayız. Peki o zaman dedim, Abdülmecit Efendi'yi yap dedim son şeyi. Halife. Çok güzel var onun eserleri. Bir tane elüjisi var. Müthiş bir şey. Bunlardan haberi yok Türklerin. İşte Beşinci Murat'ın bile var. Beşinci Murat'ın bile değil. Beşinci Murat'ın zaten var. Evet, yani çok müthiş. Yani. Abdülaziz'in valse daveti falan var. Kadrilleri var. Hatta Avrupa'yı ziyaret ettiğinde Marsilya'da dikkat ettiler. Bando çuvalladı. Yav dediler. Sultan, Majeste Sultan'ı neyle karşılayacağız? Antem emperyal notaları yok Osmanlı'da. Vay yokmuş zaten falan, ne yapalım dediler. Adamın kadrillerini, bahçelerinden birini seçip onu çaldılar. Abdülaziz de memnun, kendi bestesiyle karşılanıyor. Londra'ya giderken Davur'da da aynı şey yapıldı falan filan. Viyana'da aynı şey yapıldı, Kaiser Franz Josef karşılıyor. Bundan haberimiz yok mesela. Bunlar yazılmıyor. Tiyatro heykelini yaptırmış. O çıkmadı sonra tabii darbeden sonra. Kaldı aşağıda. Ondan haber yok. Efendime söyleyeyim, adamın garp müziği, şark müziği bilgileri yok. Bunlar yok.
son halife Abdülmecit onun oğludur. Yani şeyin Abdülmecit'in değil onun oğludur. O Abdülmecit Efendi'nin böyle gayet güzel elbiseleri var. Bunları o Londra'da yaşayan şey vardı bizim. Söyle çocuğun aklı şimdi gelecek aklıma. Onun Emre'den sonra toplamaya başladılar, çalmaya başladık. Bilmiyorum. Bunlar çok ayıp şeyler. Onun için Türkiye'de biyografi yoktur yakın zamanlarda bile. Yanlıştır, eksiktir. Fatih İnel'e hiç yoktur. Oraya geldik. Şimdi tabii o filmci bir Fatih biyografisi alamaz. Çünkü önünde iki tane çeşit vardır. Yersen. Bir tanesi Babinger'dir. Babinger çok bilgi toplamıştır. Fakat basit bir kafa itibariyle basit bir Bavyer alır. Evet. Yani medeni, mondan bir Avrupalı kafası yoktur. Bernard Lewis gibi değildir. Andreas Sitze gibi değildir. Yani değildir, oğlu değildir. Gergip gibi değildir. Hatta İtalyan Giambattista Toderini gibi değildir. 18. yüzyıl. Evet değildir. Yani bunlar çok açık. Hamer bizim mektebin değildir. Tarihini yazmış. Evet, evet, evet. Literatür tarihini yazan falan. Bunun yazdığı şeyde çok ayıp da ön yargılar vardır. Belli kızdığı devamlı, abuk sabuk bir herif ve dolandırıcılığı var. Aa, tabii. Babinger'in mi? Tabii. Bana mesela bak. Fatih'e yazılan papa mektubu yok öyle bir mektup. Yani şimdi İlber Ortaylı Fatih'e mektup yazdı. Onu bir hususi programa davet etti. Yalan, senin eline mektup gelmedi ki. Mektubun müsveddesi bulunmuş. Müsvedde onun yanındadır. Sana gelmedi. Nasıl mektup oluyor bu o zaman? Olur mu? Olmaz. Bunu bulmuş Vatikan'da ve bunu şey gibi koyuyor kitabına. Olay gibi. Milleti de etkiliyor bu. Vay be, Papa Hristiyanlığa davet etti. Gelmedi ki mektup sana. Yani bunu bir papa sonra yazdı. Benim tanıdığım biriydi. Sahtekar diye yazdı adam için. Daha da kötüsü, o rapordan ondan evvel haberdar olan da var. Herif zannediyor ki o müsveddeyi ilk o buldu arşivde. Böyle bir tip. Şimdi böyle bir eserden yararlanarak Fatih portresi çizemezsiniz. Çünkü adam çok bağnaz, çok ön yargılı. Ve cahil. Çok dedi, evet cahil. Ve biraz da düşmanca. Düşmanca hayır, tabii ondan. Doğu kaynaklarını adam gibi kullanamamış. Bileniyor. Şey. Evet, kaynaklar önünde böyle. Ha? Hepsini görmüş. Onları hayır. Onları okumuyor yahut okumamış. Bence okumuş. Şimdi bizim şeyi ziyaret ettiği zaman İbnül Emin, Mahmut Kemal İnalı İbnül Emin Derya'ydı. Bunu işte anlatıyor. Evet efendim diyor falan mesele de var. Böyle bir evrak, böyle bir tarih, böyle bir şey anlatıyor vakainamelerden. Şimdi evet anlıyorum efendim falan demezler Bavyeralılar. Malum efendim derler. Bizde bazı ukalalar bilinen şeye de malum efendim derler ya. Bunlarda bu çok yaygın. Evet biliyorum. Ya ihvas denir. Ya ihvas hakikaten bildiğin anlamında değil. Ama bu bir ukala bir laftır. Ya efendim biliyorum efendim. Tabii sinirlenmiş bizimki. İbrahim Emin. Bana tabii sinirlenir. Ne biliyorsun ulan? Bir bok bildiğin yok. Hastır demiş tam bana. Bu İbrahim Emin'in bozuk ağzı meşhurdur yalnız. Meşhurdur onu bileyim. Ben aynen size naklediyorum. Sinirlenince çok fena güzel esprileri var ama mesela. Herif diyor miri mal gibi bizden otluyor diyor. O demek ki dipnotu vermeden bunu araklıyor. Yani çok enteresan. Neyse şimdi burada birinci kaynak budur. İkinci kaynak maalesef bu memleketin evlatları Fatih'in tabayı şahanesi büyük adamlar. Güzel güzel seferlerini yazıyorlar, kanunnameyi tahlil ediyorlar. İşte az çok coğrafya bilgisinden, bilmem resminden falan bahsedenler var. Çok sati ama. Sati. Çok sati. Çünkü hiç mukayese yok, dibine gitme yok. Bu oğlan daha 14 yaşındayken bu portreyi batı tarzında nasıl yapmış? Bizde portre yapılmaz, bizim minyatürlerde. Suret-i katiyede portre eseri yoktur. Efendim minyatürde zaten yoktur. Yalan.
Hint minyatürlerine baktığın zaman... İran. İşte İran, Hint aynı o. Babri devri böyle geçiyor. Amirekler, Behzatlar. 40 tane yüz yapar, 40'ı birbirine benzemez ve hepsi gayet manalıdır. Böyle bir padişah olayı yapıyor. Yani vardır, azıcık perspektif vardır. Bizde yoktur. Biz başka türlü minyatür yaparız. Yani daha sıcak renklerle, daha keskin hatlarla olayları veririz, dikkat ederiz. Öyle gider mekan. Fakat bunları mesela böyle bir merak etmiyor Ünver Hoca. Yani bu diyor... Niye bu diyor, böyle demiyor. Yani bu tabloyu, bu portreyi, ya bu olan Ünver Hoca dediğin çala kalem yazmış. Çala, bu kimden almış bunu falan diye bir merak yok yani, anladın mı? Yani bu yapılmıyor. Veya işte seferleri yazıyorlar, şeyleri yazıyorlar. Hakikaten teşkilat tarihi açısından muhteşem şeyler falan. Fakat etrafla ilgili değil. Yani bu adam Rönesans'ın senyörü. Ve Avrupa'daki... Önemli monarkların arifesinde. Yani Fatih'in devrinde büyük monark yok Avrupa'da. Doğru. Fakat ondan sonraki jenerasyon, yani onun oğlu da değil, torunu zamanının jenerasyonunu hepsi despot, kan döken, hepsi Yavuz Sultan Selim gibi. Geçen de gene bir tarihçi hatun bizim arkadaşlardan, böyle bir tiran diyor Yavuz için. Ulan tiran babandır diyeceksin. 16. asırda tiran olmayan bir hükümdarın çalışma imkanı var mı? Böyle bir gerizekalı yorum olabilir mi? Yani ne zannediyorsun sen? Avrupa ve bütün dünya hödük, hele Avrupa en hödüğü. Orada eli sopalı bir adam çıkacak, insanları hizaya getirecek. Bunun adına derler 8. Henri. Bunun adına derler 1. Fransuva, buna derler Şarlken çatır çatır Yahudi yakar, bilmem dinsiz yakar. Buna derler korkunç İvan. Bu böyle gider kardeşim, bunun başka çeşidi yoktur. Yani onlar modern Avrupa'yı kurarlar. Şimdi orada Yavuz'la Şah İsmail, bilmem eli sopalıymış, adam öldürülmüş falan. Bunu yazmak, yaz da fuzuli yani bunu yorumlamak, usul o çünkü. Orada çok partili rejimler yok yani, affedersin. Bu arada böyle... Yavuz'un gözlük kullandığını yazıyorlar mı? Onu bilmiyorum. Evet. Olabilir çünkü tabii, okuması gözlük... çok köşe. Evet, gözlük okuyan biri. Benim bildiğim ilk gözlük kullanan Osmanlı. Vallahi zaten. Biz Yavuz'u zaten 40 yaşında padişah diye gördük. Gözünü bozulmadan bize görünmesi mümkün değil. Yani 8 sene padişahlık yaptı o. Veliahtken... Ve şehzadeyken çok önemli işler yaptı. Fakat ondan sonra saltanatı 8 senedir. Neyse. Şimdi bu... Babasını öldürdüğü doğru mu? Babasını hemen hemen doğru. Çünkü ölmesi gerekiyordu. İş yapmazsan ölürsün. Senin babanı öldürmene benzemez. Ya Allah benzetmesin yani. Bizim aramızda baba oğul mahkemelik olsalar haklı olarak ayıplanır. Fakat öbür türlü olmaz. Devlet bu. 16. asırda insanlar kardeşini öldürür, öldürtür. Babasını zehirletir. Bunlar çok normal şeylerdir. Çünkü devletin çarkı böyle döner. İşe yaramaz mekanizmalar, yavaşlayanlar ıskartaya çıkar. Bunun yolu yoktur. Bu maalesef çok korkunç bir devirdir. Trilenlen bir devir değildir. Fakat bu korkunç devrin içinden de tezatlı olarak da 20. yüzyıl, 19. yüzyıl dünyasını yaratan müthiş işler çıkmıştır. Ressamlarıyla, mimarlarıyla, filozofisiyle, matematiğiyle, ya sen 1. Fransuva'dan bahsettin. Evet yani. İşte Leonardo'yu kollayan, kollarında görmüş Leonardo. Leonardo'yu kollarında gömer. Efendime söyleyeyim şey yapar. Collège de France açar. Collège de France açar bilmem ne. Ondan sonra sokakta böyle Bartolomei gecesi kıtır kıtır keserler birbirlerini. 1600 felaket. Bunun işte getirdiği Fransa'nın, 1. Fransuva'nın bıraktığı miras yani arkasındaki nesil, millet sokaklarda birbirlerini çivilediler kapıya yani. 30 bin insan ölmüş. 30 bin, daha da doymadılar. 16. 14. Louis'nin
arkadan gelen 4. Henrik protestan geçiniyor. Diyorlar ki majeste artık Paris'e gireceksiniz. Paris vaut bien une messe diyor. Değil mi? Ama diyor bura Katolik, bu protestanlığı atman lazım. Ne olacak canım diyor. Paris vaut bien une messe diyor. Paris diyor layıktır bir Katolik mese girmeye diyor. Sahtekarın biri. Şimdi orada ama bir protestanlara bir patent çıkardı o biliyorsun. Bir Nant fermanı. Onu kaldırdılar orada. Evet, 14. Louis'i kaldırdı. 100 sene geçmişti hala doymamışlar. Ve bütün Fransa'dan protestanlar lüp Almanya'ya aktılar. Hödük Almanya adam oldu. Hügenotlar. Hügenotlar. Ta Hitler'in ordularında bile en iyi komutanlar Hügenot'tu. 19. asrın, 20. asrın bütün adamları Hügenotlar. Alexander von Humboldt'un anası. Ne Humboldt ne Schlumberger ne bizim tarihçi öyle. Ondan sonra şey nasıl? Duvarremont. Duvarremont işte yani birincisi. Onun için bunlar önemlidir. Bunların üzerinde yazılır. Bu tarih yazılır. Bu tarih yazılmazsa yani biyografi ilmi gelişmezse ve siz de biyografi okumazsanız ben size söyleyeyim. Bir kere tarih sevmezsiniz biyografi okumazsanız. Yani iyi biyografik eserler okuyacaksınız. İsterseniz Avrupa tarihi için pek tasvip etmem ama Stefan Zweig'la başlayın. Stefan Zweig. Her bir şey var herifte. Macellanı bile yazmış. Her şey var. 20 tane adam böyle. Seve seve okursunuz. Tercümelerin de bazıları ama bazıları gerçekten iyi. Öyle mi? Tabii. İş Bankası'nın serisi de fena değil. Tabii. İngilizce de bilir okursunuz. Onu söyleyeyim. Avusturya Yahudisidir Stefan Zweig biliyorsunuz. İkinci harpte kaçtığı halde Avusturya'dan Güney Amerika'ya sığındığı halde o kadar korktu ki geleceğin akışından falan. İntihar etti. Evet, akrepin ateş ortasında korkup intihar etmesi gibi. Faruk Hoca intihar etti. Hitler harbi kazanacak diye korkmuş. Geliyor bunlar diye. Evet. Ya bu böyleydi. Çok kötüydü yani. Dünyanın bakışı değişikti. Yani o açıktır. Şimdi size şunun için söylüyorum. Bu iş burada Fatih, bu devirde yaşayan bir adam. Yani bu böyle arkasından gelen bir 16. asır, gerisinde bir Hödükistan asrı. Doğu bitmiş, batıda bir şey yok. Burada batı. Bu adam ikisinin arasında. Onun için Fatih'in selefi yok, halefi yok. Anladın bravo, mı? Bravo abi. No ancestor, no successor. Çok açık bir şey. Yani bir tür Atatürk. Atatürk, bir evet tür abi. Atatürk, evet. Yani ondan evvel böyle bir Atatürk. Evet, şey. Yani bunlar ikisi böyle büyük hendeyi atlamak zorunda kalan develer. Atlamışlar ama üstlerindeki mal mülk de epey bir dökülmüş ve dizleri kırılmış falan öbür tarafa konduğunda. Fatih Sultan Mehmet öldüğünde İstanbullular bayram etmiştir. Tabii hepsi ettiler. Kardeşim, çünkü terbiyesiz millet. Ben bunu size söyledim. Ben bunu o zaman yazdım. Şimdi herkesin elinde bir tane şey var. Menakıbname-i Mahmud Paşa-i Veli. Medrese talebelerinin Osmanlıcayı öğrenmeleri ve güzel yazmaları ve güzel öğrenmeleri için kopya ettikleri çalışmalar vardır ya, öyle kopya çalışmaları. Bunlardan onlarca, yüzlerce nüsha var. Bir tanesi Venedik Viyana Kütüphanesi'nde çok iyi bir yazılmış bir nüsha. Titse bunu oradan bulmuş. Çok da uğraşacak bir hali yok. Çünkü çok var menakıbname ama doğru işlenmiş bir şey değil. Bana verdi ödev diye ben onu yaptım. Sonra yayınladım. Şimdi bu o Mahmud Paşa devşirme, Rum devşirmesi ve bir papazın oğlu. Bu adamın nasıl veli oluyor bu milletin nezdinde? Yani Allah Müslümanlığın da ötesinde çıkmış. Neden biliyor musun? Bir kere hurufileri yaktırttı. Tıpkı bir Hristiyan şeysi gibi Müslüman adam yaktırmaz aslında. Yaktırdı. Bu çok hoşuna gitti sofuların. İkincisi Fatih, Karaman ahalisini fitne çıkarıyorlar. Haklılar. Yani Karamanlı onlar. Osmanlı gelince kızıyorlar. Bu fitneyi önlemek için alıp Rumeli'ye sürüyor.
boşanmış İstanbul'a sürüyor. Gidenler tabii o gün İstanbul'a gitmek bayramlık bir iş değil. Yani feryadı figan haldeler. Mahmut Paşa biraz durdurmuş. Padişah da kızıyor ona. İşte halk bunu veli yapıyor. Bütün şey Mahmut Paşa enteresan bir adam. Her şeyin iyisini yapıyor. Donanma komutan oluyor, yalan iyi oluyor. Bilmem ne yapıyor, iyi oluyor. Fatih de bundan kıskançlık içinde böyle mücadele ediyor. Böyle çiziyorlar. Yani Fatih Sultan Mehmet bu yanımdaki zat-ı muhterem için ve benim için büyük adam. Ama o günün insanları için değil. Eğer biz o gün orada sarıklı otursak dedikodusunu yapacaktık adamın Allah'ın belası diye. Tabii çok önemli bir şey bu. Bu zamanının ötesinde insanlardır bunlar. Çok önemli bir şey. Ve bu hakikaten despot olmakta zorunda bir ölçüde. Yani 4. Murat gibi olmamış belki, Yavuz Selim gibi olmamış falan ama pek de şeker davranamaz bu millete. Çünkü bir sürü miskin herifler tekkeleri doldurmuşlar. Yani fazla tekke var ama biraz da arazi lazım ki askerlere tımar diye, değil mi, dirlik diye dağıtasın. Olsun. Hepsi sizin mi olacak? Yani bunu yaptığın an kızarlar. Tabii vergi tabii topladı yani, diyorlar bilmem ne. Vergi toplayacak. Toplayacak yani niye vergi muafiyeti olsun İrlibet bir takım adamlar için bir işe yaramadan. Bunlar var. Ama şurası da bir gerçek. Öyle bir ateşli ordu yok. Ve ne kaldıysa modern Türkiye'ye bak o devirden kalmıştır. Bunu bilin. Askeri sanayi Türkiye'ye o devirden kalmıştır. Bunu unutmayın yani bu çok önemli bir şey. Her devrinde Osmanlı tarihinin ilk atılım hep askeri sanayi alanında olur. Yani askeri kumaş fabrikaları, postal fabrikası bunlar sanayi, silah sanayi, barut sanayi, dekümhaneler değişti biliyorsunuz tersaneye gerekli şeyler. Bunların hepsi gelenek olarak oradan gelir. Fatih'in kurduğu tophaneler ve tersaneler. Bunların devamıyla ayakta kalmıştır sanayi. Tabii o kötü sanayicilik de oradan kalmıştır. Yani bir lengerhane kurmak için Haliç'in kenarında bütün oranın içine ederler. Yani İstanbul'un kirlenmesi falan da oradan başlamıştır. Yani ne olursa olsun sanayi olsun, olsun da ne olsun yani. Bu böyle kalmıştır. Onun için tabii bunu anlayacak adam çok zordur. Bunu anlayacak bir senarist çok zordur. Yani seyredeceğiniz filmleri ona göre edeceksiniz. Bu çok şart. Onu size söyleyeyim. Peki, Türklere geçelim mi? Geçelim. Şimdi Türklere geldik. Bahsettiğimiz adam Romalı ama daha Türk. Ve bu Romalıdır. Bu Roma ben Kayseri'dir. biraz daha geriye. Nereye? Ben Sibirya'ya. Eskiye gideceğim. Eskiye. Oraya gitmek çok zor. Peki vazgeçelim gitmeyelim. Hayır ama dediği çok doğru. Yazılı belge yazılı kayıt yok elde. Yani aslında yok. Bugünkü Türkiye bakmadan bu insanları tarihte bilmiyorlarsa sükutsuz şeyi hayale uğratır, sükuta hayale, ümitsizliğe götürür falan. Yani zanneder ki Almanya ve Hollanda'da daha iyi adamlar bulacak, kalkar gider. Şimdi Fatih'e gelirsen bugünkü Türk'ün tarihi çıkar. Tabii Fatih'i anlamak için nereden çıkmış bu adam böyle? Lisan öğrenmeye meraklı. Öğreniyor. Silah öğreniyor bilmem ne nereden ve geliyor. Ve çok çabuk öğreniyor. Şimdi Türkler niye çabuk öğreniyor? Çünkü Türkler Türkçeyi iyi bilirse çabuk öğrenirler. Böyle sizin gibi Türkçe konuşurlarsa sessizleri yutarak evet efendim giriyorum teşekkür ederim efendim falan derse sessizleri götürürse işte Osmanlı alfabesiyle yazarsın. Arap harfleriyle böyle Türkçeyi. Muhtar yerine mıhtır yazarsın. Türk yerine de Türk yazarsın. Bir aptal bir şey çıkar ortaya. Harf devriminin de manasını anlamazsın. Ve bu Türkler niye güzel telaffuzlu, neye kavrayan adamlar anlayamazsın. Fatih niye 4 tane lisan biliyor? Başkaları bilmiyor da bu niye biliyor? Herkes aptal mı yani? Hiç mi Fatih gibi kabiliyetlisi yok? Koskoca Floransa'nın, koskoca bilmem Viyana'nın falan. O zaman koskoca değil ya. Çünkü Fatih lisanlar biliyor. Türkçeyi çok iyi biliyor.
şiiri diliyle falan biliyor. Farsça biliyor. İşte size Arapçayı iki çok iyi biliyor. İki dil. Tabii Arapçayı biliyor. Çok yani Kur'an'ı hıfzetmiş. Bunu nasıl hıfzettiğini de lütfen Reşat Nuri, Reşat Koç, Ekrem Reşat Koçu. Ekrem Koçu. Reşat Ekrem Koçu. Koçu'nun Fatih kitabını okuyarak anlayın. Ve bu adam tabii ki savaşçı bir ırktan geliyor. Atlarla büyüyor. O atlara bakan Türklere gidiyoruz. Ben bile başlayayım, sonra siz devam edin. Milattan önce 1200'ler böyle geriye giden Tang Hanedanı. Yani bir Çin var, ilk bilinen hanedan. Ondan sonra devam ediyor ve Tang Hanedanı. Tang Hanedanı devrinde bir takım kayıtlar var. Bu kayıtların bir sürüsü kaplumbağa kabukları üzerinde. Bunların okunması sinolojinin büyük problemlerinden biri ama halletmişler. Yani Çinliler hem evrak tutmayı hem okumayı çok, biliyorlar. Çok iyi, çok iyi kayıt tutuyor. Şimdi bunu bilen adamlar adam oluyor Çin'de. Yani bir insan her şeyi okumayı bilecek, yazıyla problemi olmayacak ve çok iyi yazacak. Bundan bir problem. Ben bu Çin İmparatorluk imtihan sistemini sonra mı anlatayım? Hayır, onun şimdi sen anlat istersen ben kısaca dokunayım. İşte 2 yılda bir mi, 3 yılda bir mi ne böyle devşirmelere benzer bir paralellikle başkentte, eyalet başkentlerinde sonra büyük başkentte bir imtihan yapılıyor. Bu imtihanları geçenler artık karada ölüm yok, mandarin sınıfının üyeleri. Geçemeyen ikinci kademede kalan ikinci insan olur. Ona da giremeyen köyde öğretmenlik yapar. Bu çok açık bir şey. Çin köyünde de öğretmen vardır, mobilya vardır. Ona göredir yani, hoş bir şeydir. Şimdi bu böyle bir yapının içerisinde tabii ilk şeyler okunması uzmanlık. Bizim Türk alimleri hiçbir zaman bunları okuyamadılar son zamanlara gelene kadar. Merak etmediler. Halbuki Fransa'da kim okudu? Dünye, değil mi? Dünye. Daha 14. Louis devrinde 17-18 dönemecinde bunları okudu ve burada Türkler hakkındaki malumatı toparladı. Ve bir şey daha şeyi söyleyelim. Fransızlar Çin kitabı topluyorlar ya. Kraliyet Kütüphanesi'nde. Evet. Çünkü neden adam? Müthiş. Bu şimdi biz burada dediğinin bunlara pislik attık ama yani bu Protestan, Katolik bilmem ne diye. Yani adam da Katolisizmi doğru dürüst yapıyor. Yani evet. Bizimkinin şeysi gibi yapmıyor. Doğru dürüst yapıyor. Yani adam ta Çin'e, Japonya'ya, bilmem Hindistan'a, Türkiye'ye kadar rahipler yolluyor. Cizvitleri, bilmem neleri. İşte bir okul var, Saint Joseph Lisesi var. Lazaristler gelmiş. Bunların 17. yüzyılda, 18. yüzyılda kurulan okullar. Bunları tetkik ediyor. Yerli dilleri öğreniyor. Mesela bir Benediktin Manastırı vardı. Şeyde galiba, Mans'ta, Paris'in civarında. Vallahi lazım filoloji fakültesi gibi. Her bir altı bilen rahipler var. Bir tanesi bizim arkadaşımızdı, Perut diye. Sonra herif sivil oldu. Evlendi. Ayrıldı, evlendi ama diye. Ama adam, şimdi yani Jevuzampri kardeşim. Ermenice biliyor, Gürcüce biliyor. Azer şeysi bilmiyordu, üçüncü ayağını, Kafkas'ın. Ugin dili biliyor, bir tane daha biliyor. Yani şimdi böyle bir adam nereden oradan yetişmiş. 30 yaşlarında bir genç rahip de bilmiş tanıdığımda. Bütün bu dilleri bilerek Kafkas uzmanıydı. Şimdi böyle bir memlekette tabii ki o dünya bu kitaplarını yazıyor. Yani Türkler Çin kaynaklarında diye. Kimsenin buna bir şey sorduğu yok. Yani zannetmeyin ki 17. 18. asırda Türkler adamın yazdıklarını okuyorlar. Yok. Tövbe ya. Şey. Yok. Ya 1928'de Hüseyin Cahit Yalçın. Yanlış, bu kitabı... yanlış, yanlış. Çok ayıp. Yani 28. Sana deni ayıplamıyorum, onu ayıplıyorum. Ta niye, ne zaman tercüme bakalım, edin? Niye ayıp bakalım? Yok canım, tercüme etmiş, etmese daha iyi olurdu. Şimdi Hüseyin Cahit'i de çok şişirmeyin. Şimdi böyle bir şeyi Fransızcadan Türkçe'ye çevirmek için
senin Fransızcanın yeterli olmadığı bellidir. Doğru. Çünkü şimdi bundan, onu yeniden Türkçe'ye çevirdiler diyorsun. Kardeşim onu çeviren adam, onu çeviren adam kontrol edecek. Yani Hüseyin Cahit'ten çevirdi. Adam, evet, Hüseyin Cahit'ten çevirdi. Hüseyin Cahit'in gidip de yeniden Türkçe'ye çevirdi. Bak, İlber'in dediği doğru. Dürgini'den çevirsene. Dürgini'den çevireceksin. Bakacaksın ve dünyada Allah'ın kuludur. Herkes gibi yanılabilir. Okuduğu şey de tank devrinin kabuklarıdır. Onun için onun kaynaklarını da iyi bir sinolog olarak dikkatle kontrol edeceksin. Peki İlber abi, Rum'un kitabı iyi değil mi? Buna diyeler emandasyon. Emandasyon yani bir metni mukayeseli okursan kaynaklarını kullanarak o zaman iyi yaparsın. Osmanlıca kaynakları herhalde Osmanlıcayı ecnebiler kadar bizim ecdat da biliyordu değil mi? Niye neşriyat yapamıyorlar o bir takım kaynakları, tarihleri? Çünkü adamlar emandasyon yapmaya, metin inşa etmeye alışmışlar. Mukayeseli okursun. Burada bir nüsha vardır, burada bir nüsha vardır. Bunlar kompütür kullanmıyor o zaman. Elle yazılıyor, yanlış yapılır. Buna laflar vardır. Mesela diktografi, iki kere yazmak. Lakuna, boşluk. Atlamak bir takım kelimeyi. Okuyamadığını yanlış yazmak gibi hatalar vardır. Bunları burada bulamadığını burada bulursun. Böyle dünya gibi oturup da Çince'yi, Fransızca bir kitap yazan adamı o kaynakları bilerek, kontrol ettirerek çevirirsin. Yoksa Hüseyin Cahit Bey gibi politikacı, entelektüel, dilettant bir adam ta 20. yüzyılın başında oturmuş ha. Kaç tane cilt böyle Türklerin, Tatarların olduğu tarihi bütün kaynak Dürgünye'yi çeviriyor. Ne orijinal işte o çeviri. Fakat bu hayır, olmaz. Hayır, bende Dürgünye'nin orijinali var. Ha, orijinali var. Evet. Orijinali var. Orada, bu da bu kadar kalabalık. Yani kalabalık bir çeviri bu da. Fakat olmaz. Onun için bunu şurada söylüyorum size. Türkler yani bu işi bilmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmemişiz, merak etmemişiz. Biz biyografide bilmiyoruz. Onun için diva diyoruz. Şimdi bizim söyleyeceğim şu. Bu Çinliler bu Türkleri tanıyorlar. Dolayısıyla Türklerin bu anda kendi yazıları olmadığı için bizi beşeriyet tarihine onlar takdim ediyorlar. Çinlinin takdimi ne işe yararsa onu bilmem. Başka böyle takdim edilenler var mı başkaları tarafından? Kim acaba? Amerika Kızılderileri. Yok canım, Amerikan Kızılderilerini Amerikalılar takdim ediyorsa yandık yani. Pek bir rastlamadım ama. Yani kardeşim çok açık bir şey. Bütün Germen dünyası, bütün Galyalılar, bütün Britanyalılar başka bir şey. Romalılar anlatıyor. Romalılar anlatıyor. Ta milat sıralarında ilk önce Sezar yazıyor De Bella Gallica'da. Galya savaşlarında. İşte söylüyor değil mi? Intergallus Magna Discordia erat diye bir komutan olarak aralarındaki kavga, nifak vesaire kabilelerin bazılarının atlarını veriyor. Namalum. Bazılarını veriyor. Bilinen mesela Suebler falan. Fakat yani iyi coğrafya atlar. Bilgisi veriyor herif. Coğrafya tabii verecek. Herif atla geçiyor orayı. Yani niye bilmesin? Geziyor. Bizde de var coğrafyayı bilen ama yazan adamın neyi bildiği belli değil. Coğrafyayı o kadar. Şimdi bu çok enteresan. Bunlar tanıtmış. Ondan sonra o Galyalılar, o Germenler kendilerini kaç asır sonra kendilerini tanıtmaya başladılar. Bizim de böyle bir Çinli tanıtıyor. Bunda ayıp bir şey yok yani. Fakat bir şey söyleyebilir miyim? Ondan sonra ikinci bir kaynak var. İranlılar yani Sasaniler. Abi Çin'den ayrılmayalım bir dakika. Bir dakika dur şimdi bir dakika karıştırma peki. Beni. Kafam gidiyor ben senin kadar genç değilim. Ve burada çok ilginç bir şekilde bir isim ortaya çıkıyor, Tokyo. Tabii Çince biliyorsunuz bir resim yazısıdır. Fonetik yazı değildir, hece alfabesi değildir. Yani çivi yazısı gibi, Mısır hieroglifi gibi, Hitit hieroglifi gibi bir hece alfabesi değildir. Fonemik ve fonetik problemler yoktur. Yani sırf harf R gibi. Veya sırf fonetik bir harf, ya, yu falan gibi Rusçadaki değil mi? Böyle iki hecesel harfler yok. Bunlar
şeydir, piktografik yazıdır. Yüzlerce, binlerce işaret vardır. Demin dediğim memur olmak için binlerce işareti bilip yazacaksın. 50 bin tane. İşte olabilir. Yani pek bilmiyorum. Bir roman okuyabilmek için 50 bin tane. O belki daha az olabilir. Daha başka şey için başka şey. Neyse, şimdi bu adamcağızlar tukyu diyor. Bu neyin şeysi? İşte Türk'ün bir şekilde telaffuzu ama tam vermez. Tam vermez. Yani ve ondan sonra bahsettiği kabilelerin adlarını kendine göre yanlış koyabilir. Onları bileceksiniz. Fakat şurası bir gerçek ki Germenlerin Romalılar tarafından tanıtılıp bahsedilmesinden çok evvel Asya'nın medeni milletleri, Çinliler gibi, İranlılar gibi bilhassa daha geç devirde Türklerden bahsediyorlar. Türklerin bir yazıları olduğu son zamanda bir şey olarak çıktı. Nedir o şey? Run, runik. Türkiye'nin Orhun yazıtlarında. Hayır, Orhun'dan evvel. Yenisey yazıtlarını söylüyor. Hayır, 10 bin yıllık bir yazıdan bahsediliyor. Ben buna pek inanamıyorum. Ben de inanmam. Kimse inanmıyor. Buzul devrinin sonu ya yani. Buzul devrinin sonu o kadar bir şey etnik yapı çıkmaz yok, ortaya yok. Ama bilmiyorum. Yani bunu unutun. Evet, unutun. Şimdi bu runik dediği şey bizim Göktürk yazıtları. Göktürk yazıtlarını Soklardan yani İranlıların menşei olan bugünkü Taciklerin bulunduğu yerdeki Türk milletinin, Türk devletinin katiplerinin icat ettiği söyleniyor. Bunu söyleyen bazı Türkologlar, Şinasi Bey falan. Şinasi neydi? Tekin. Evet. Gönül Alpay Tekin'in kocası. Evet. Yani Ahmet ama tabii maalesef Şinasi Bey'in de bu konuda çokça derin tetkikler yaptığını, işi götürdüğünü görmedim. Türkçe'de, Türkiye'de madem bu Soklar bizim için bu kadar önemli, yani İran menşeliler, niçin acaba bir Sok lügatı, Sok grameri, yoktur. Sok tetkikatı yok? Bu var. İran'da ben Fatma Garip Hanım'a rastladım. Sok lügatı yazıyordu yani. Çıkarttı bile. Çok önemli. İran medeniyetinin bir safhası. Ve mutlaka bu dil bizi etkiliyor. Yani Müslümanlıkla Farsça aldık değil. O da inanmayın öyle şey olmaz. Biz Müslümanlıkla Arapça aldık. O Arapçayı bile İran dili üzerinden aldık. Farsça dili üzerinden aldık. Biz Araplarla doğru temasta bulunmadık. Ama İranlılarla hep temasımız var. Onun için de Farsça'da bugün 10 bine yakın Türkçe, Moğolca kelime var. Ota ve Kaşuk'tan başlayarak. Yani Oda ve Kaşuk'tan, Boşkap'tan bilmem neden başlayarak gidiyor. Ve Farsça kelimeler de var ve bizde de Farsça kelimeler var. Farslarda da Türk ve Moğol kelimeler var. Dörfer lügatı bu Türk ve Moğol kelimeler üzerinedir. 10 bine yakın. Çok önemli bir şey bu. Şimdi onun için bizim ikinci takdimcimiz bunlardır. Ve Sanskrit'te de Türklerden bahsediyor. Bununla birlikte tabii ikincil kaynaklardan, Çin seyahatnamelerinden falan aldığımız için Türkler hakkındaki doğru bilgileri biz onun dediği gibi Köktürk, runik yazılarından alıyoruz. Bunlar bize mektepte öğretildiği 700. yıllar, 8. asırdı. Çünkü Tovsent o kadarını görmüştür Ötüken bölgesinde, bugün Moğolistan'da. Halbuki şimdi yapılan kazılarla bu işler 5. asra kadar gidiyor. Bu Yenisey yazıtları kadar var. Gidiyor tabii. Şimdi tabii bizim dediğimiz ve bu yeni bulunan şeyden malumatlardık. Çünkü neden? Çünkü 500'lerde İmparator Justinianus, Anuşirvan-ı Adil dediğimiz Sasani hükümdarıyla bilhassa İpek yolu ve İpek ticareti üzerinde kavgaya giriştiği için Bumin Han'ı müttefik olarak... Evet, Altaylara elçi gönderiyor. Oraya elçi yolladı. Giden Klikyalı Zamarkos diye bir elçi. Klikyalı Zamarkos. Dönüşte de herifin yanına Manyak diye bir Sok katibi verdiler Türk elçisi olarak. O da bu tarafa geldi. Ve bir şeyler anlattı. Şimdi Türk devletinin varlığı, Türk ordusunun varlığı, askerlerinin varlığı
ve büyük devletler arasındaki kavgaya denge unsuru olarak girmesi İranlılara yahut Bizanslılara çok eskiye kadar gidiyor. Yani modern milletlerin tarihi için eski bir tarih en azından. Rusların ilk kullandığı doğru dürüst alfabe Kiril'dir, 900'lerdir. Bulgarlar biraz evvel kullanmıştır. Yunanca'dan gelme bir alfabe, Kiril ve Metodi. Saksonlar vesaire falan o devirlerde bilinen bugün, iyi bilinen fakat çok karmaşık bir sistemden geçiyor. Onun için Türklerin medeniyet bakımından evet eski Mısırlar gibi değiliz, eski İranlılar gibi değiliz, eski Yunanlılar gibi değiliz diyeceğim ama eski Yunanlarla bugünkülerin mukayesesi, ilakesi de %20 civarında. Bu kadar var mı? Mış. %20 kendi diyor. Belki azdır. Vallahi daha az ya. Az tabii. Anlamazlar birbirlerini onu söylüyor. Aynen biz bir doğru. İngilizce bilmiyoruz demiş herif. Bir tane İngiliz gitmiş böyle o kötü İngilizcesiyle maserot derler ya hareke. Eski Yunanca telaffuzları kötü bile de. Herhalde Eros Katimahe falan dedi buna böyle. Aşk yanılmaz. Eros Katimahe diyeceği yerdi. Yahut Aeskulos falan dedi Eskulos. Bunlar da demiş ki, we don't speak English demişler. Yani şey, onun gibi bir şey. Fakat böyle bir ilgimiz yok, doğru. Ama yani eski bir milletiz. Eski bir edebiyatımız var. İşte Göktürk yanıtları, Tony Hukuk'un şeyi. Ve mutlaka eski bir devlet ilişkimiz var. Onun için böyle sefaretlere saldıran adamlara söylüyorum, polisler orayı koruyor diye taş atmasınlar kafalarına. Bu son olaylarda görüldüğü gibi. Türkiye Devleti'nin devlet olarak kendine has ananeleri vardır. Bu Türklüğün, orada keseceğim, İslamiyet'e dönüşü 3 gün içinde olmadı. Bir daha da konuşmayacağım. İstersen İslamiyet'i sonraya bırakalım mı? Hayır, şimdi söyleyeyim o gelir. Oraya ben fazla gelmeyeceğim. Peki. Şu cümleyi söyleyeceğim sadece. Böyle 3 günün içinde ayı bekliyoruz. Yani bir Talas Savaşı ile Müslüman olmadık mı? Tam bizi aydınlattı, geldik, gördük, Müslüman olduk. Böyle bir hikaye yok. Bu Hristiyan historiografisindendir. İşte Volodymyr çok Hristiyan oldu, kendi vaftiz edildi. Bütün ahaliyi de nehre itti, hepsini Müslüman yaptı. Sonra Kiev'de Kreşçatik denen yerde yürüdüler proses. Hayır. Efendim Clovis 6. asırda bütün Frankları Hristiyan yaptı. İşte Saint Istvan 8. asrın sonunda bütün Hristiyan yaptı şeyleri, vaftiz ettirip Macarları. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şeyle kavga etmişiz. Kuteybe bin Muslim'le yenmiş bizi. Yalan. Belli değil savaşın nasıl bittiği. Ayrıca o savaşla da Türklüğün kaderi ortaya çıkmıyor. Tabii tabii. Eğer öyle bir şey olsa 8. asırda yani 700'lerde İslam devleti olurdu. Yok hepsi putperest, şamanist falan devam ediyor. Demek ki bu bizde 10. asrın sonunda İlk İslam devletinin, ilk İslam Türk devletinin çıkışını izah etmiyor. Evet. Yine aynı şekilde Türklerin kademe kademe 14. 15. asırda Volga boyunda Kırım'da Müslüman olmalarını, efendime söyleyeyim 18. asırda Kafkas Türkleri Karaçaylar arasında İslamiyet'in yayılmasında izah etmiyor. Böyle yavaş yavaş kademe kademe gelen bir medeniyet söz konusu. Tabii o arada Farsça, onun yoluyla Fars alfabesi, yani biz Arap alfabesinin Fars versiyonunu aldık. Ç'lerimiz, keflerimiz, P'lerimiz var. Bunlar yoktur. Arapça P yoktur biliyorsun. People of Palestine derler. Yani Başa derler değil mi? Şay derler, şey söyleyemezler. Şay maşallah yani. Ondan sonra yani bu şekilde gider başa tabii. Yani paşayı başa yapar. O önemli. Bunlar dolayısıyla bizim geçişimiz söz konusu. Ve Türk tarihinin Orta Doğu ile eklemlenmesi İslamiyet'in ilk devri değil, 2. asrında. Yabancı askerler, paralı askerler,
bazı Samarra gibi yerlerin kurulması gibi olaylarla çıkar ortaya. Ama 9. asırdan itibaren de artık 900'lerin başından itibaren de Türk parça devletleri 10. asırda Türklerin İslam dünyasına ve Orta Doğu'ya yerleşmesi söz konusu. Orada kesiyorum. Siz evvel... Peki İber abi, sonra bir ara vereceğim. Şeyi sorayım. Hunlar ne kadar Türk, ne kadar Türk değil? Hunların ne kadar Türk olduğu hep nakilden oluyor. Bunların galiba bugünkü Çuvaşlara benzediği söyleniyor. Ama hangi Hunlar? Atilla'nınkiler mi? Atilla'nınkiler, Hunlar. Bu çok önemli. Ha, öbür Hunlar dedikleri Eftalitler, Deyanlar. Onlar Aryan milleti. Evet. Hayır, ama bir dakika, Şavanlara git. Şaban'ın yazdığı ilk Türk belgelerini, bu Fransız ben de Gingi'den bahsederken İlber. Bu 20. yüzyılın başında ve 30'lu yıllarda çok büyük bir Fransız sinoloğu var, Şevan. Şevan ilk Türk belgeleri diye çok önemli buluntular yayınladı. Bu buluntulara falan baktığınız zaman orada sen İranların Tüveçisinden bahsettin ya, Tüveçi diye Çinlilerde geçiyor. Tüveçi diye adamlar var. Bunlar milattan önce 2. ve 3. yüzyılda... Gel oraya geleceğiz. Şu oraya bir geleceğiz. Ama yani Hunlar çünkü oraya da bağlı. Hunlar oraya bağlı mı bilmiyorum ama bu Hunların yazılı hiçbir belgesi yok. Yok, doğru. Hunlarının. Fakat kullandığı tabirlerin Latince aslında çok istismar yani kelimeyi bozmadan, şey yapmadan geri alabilen bir dildir. Bahislerinden adamların bunlarla ilgili olduğunu söylüyoruz. Ama Hunlar da Macarların gene bir kısmıdır. Onlar hepiniz Hungra, Hungary bilmem ne, Ungariş falan diyorsunuz ama Macar aslında Volga, Ural boyundaki 7 tane kabiledir. Ugaritik. Ugaritik. Üçü de Finlidir ilave. Daha da komik, bunlardan bazıları Türkleşmiştir. Bugünkü Başkırlar gibi. Bu artık tespit oldu. Yani bu Başkırlar Macar asıllı Türklerdir. Bunu da kutluyorlar. Her sene bol bol içiyorlar toplanıp. İki tarafta bayılıyor içkiye. Eski bir Türk adetidir abi. İçmek. Evet. Yalnız eski Türk adeti safkan kımızdı. Bunlar şey içiyor. Doğru. Ben işte ona Moğolistan'da şahit oldum. Evet. O kımızı yalnız ben içemedim. Midem bulandı. Sana içmez abi, ne bileyim, sevmedi. Acı böyle garip bir şey. Ağzım bayıldı. Bayılır. Ağzım, o oturdu Moğollarla, Moğolların sofrasında. Ha babam, kımız içiyorlar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sen iki kadeh viski içiyorsun, eve taşımak lazım. Doğru diyor. Doğru vallahi. Doğru diyor. Ama son zamanlarda bir meyhane düşkünlüğü başladı sende. Yok abi. Son zamanlarda meyhaneye gidiyor. İçmiyorum ama. İçmiyorsun, içmiyor. Yiyorsun. İşte zaten çuval da taşıyacağız. Ben oraya Lakerda yemeğe gidiyorum. Ha iyi. Efendim şey doğru yemeğe gidiyorum. O büyük ya. Neydi onlar? Büyük karides yiyorsun. Büyük karides yemeğe gidiyorum. Oy felaket Allah. Bu arada bacakların görünmüyor artık. Reytingim senin geçiyor. Aldığın çoraplar sayesinde abi. Fatih. Efendim. Şimdi bu gene bir Oya Fatih işbirliğidir. Çünkü Oya ikide bir de bacakların görünüyor diyor. Ulan dedim, havada yürümüyorum ya, herkes de var o bacak. Yani niye görünse ne olur? Ayıpmış. Ayıp. Ayıp ama bu kadar böyle bacak. Şortla televizyona çıkmak da ayıp diyordu, çıktık yani. Ama Fatih ondan sonra ne yaptı, ne etti? Bana şuraya kadar baksanıza ya. Ona o şey o. Çok güzel o şeye karşı. Nedir o? Varis. Varislere karşı. Bu varis olabilir ama uzun bir şey. Uzun abi, bir felaket. Zeynep getirdi sana onları. Ha? Zeynep getirdi. Aa, Zeynep getirdi, sağ olsun Zeynep'ciğim. Getiriyor yine. O kızı da siz bu suç ortağı yaptınız o yayla yani. O yani. Ama millete fenalık gelsin beyaz bacaklarını görmekten. Ya ayıp oluyor. Muhterem seyirciler, benim giydiğim, yediğim falan. Hepsi o yadan sorulur. Oya'nın birinci sınıf ajanı da Fatih'tir. Fatih. Hatta televizyon esnasında bir keresinde Fatih'in telefonu çaldı. Biz de program yapıyoruz.
Fatih telefona genelde o, baktı. Genelde İlber Hoca'ya mahsustur telefon çalması. Fatih baktı telefona, bana döndü, ceketini çıkar dedi. Dedi la Oya aradı değil mi dedim. Evet dedi, çıkart ceketini dedi. Celal başlar mısın? Ara verelim sonra mı başlarsın? Patron sensin. Ay ikinci ara senin olacak. Ben konuşmayacağım tamam. Artık. Yok konuşuruz, tamam. Konuşuruz. Yok ya insan. Kendini ay, tutamaz. O kaçmak istiyor biliyorsun. Derdi kaçmak. Aklı Mehmet o da. Ben bahse girerim. Şimdi abi benim bilgim, tarih ama bilgim... Ama saat 10.30'dan sonra da gitmesin. Bunların yarın işi gücü var. Hadi o zaman bir ara verelim mi? 5 dakika. 5 tamam, dakika. Tamam. Bir 10 dakika ara verelim. Dakika. Sonra sen en baştan başla. Başla. Yani tamam, Sibirya ormanlarından başla. Sibirya. Görsel yok merak etmeyin. Birkaç dakika ara bir dinleyin. Yani Altın Ordu'ya gelme. Hayır. Yani bokunu çıkarma diyor. Hayır Altın Ordu'ya gelirse bana bokunuyor. Ona bokunuyor. Altın Ordu tarihinin bir hayır, parçası. Hayır o çok ciddi o yazılı. O çok biliyor, yazılı be. Biliniyor. O yani artık İlber'in çok yazılı. Yani tarih konuşmak halt etmeye benziyor o ama. O çok yazılı ve hadi çok kalkın, kalkın, kaldı. Kalkın hadi. Merhabalar efendim. Kahveler sıcak. Evet Celal Bey, fazla vakit kaybeden başlayalım. Sen istersen bize Sibirya'dan başla. Sibirya'dan başlayalım. Özellikle de Doğu Sibirya'dan başlayalım. Şöyle sınırlarını çizelim istersen. Bir tarafta Ferkoyansk dağları, öteki tarafta Yenisey nehri. Güneyde de Baykal Gölü'nü seyircilerimiz gözlerinin önüne getirsinler. Böyle yukarıda da Arktik Okyanusu. Şimdi Türkler... hakkındaki, yani nasıl Türk diyebilir miyiz onu da bilmiyoruz. Ama bugünkü Orta Asya Türklerine benzeyen çekik gözlü insanların yaşadığı yer burası. Bunlar ormanda yaşıyorlar. Çinliler de bunlarla beraber yaşıyor. O zaman bu ayrım var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Çekik gözlerin sebebi gözü soğuktan korumak. Bu üst göz kapağı yağlı, onun için aşağı biraz daha fazla geliyor. Ve dikkat ederseniz bir Çinlinin yüzüne bakın, o buradan alt göz kapağının üstüne gelir. Fakat Türklere, Moğollara bakarsanız o buradan gelir ki, mesela Japonlar da öyledir. Çünkü Japonlar da bir Altay ırkıdır. Konuştukları dil Türkçe ile akrabadır. Koreliler gibi. Koreliler gibi, Tunguzlar gibi falan. Dolayısıyla bunlar burada ormanda yaşayan insanlar. Şimdi hep denir ya efendim Orta Asya Türklerin ana yurdudur. Hala değildir. Türklerin ana yurdu Doğu Sibirya'dır. Türkler Doğu Sibirya'da yaşarken peki Orta Asya'da kim yaşıyor? Yıl kaç bu arada? Bu Orta abicim minimum milattan önce 4000-5000 falan. 4000-5000 tabii. Yani çok eskiye gidiyor. Çünkü o tarihlerde Orta Asya'da Hint Avrupalı bir kavim yaşıyor. Bu nereden biliniyor? Genetik olarak biliniyor. Efendim mumyalar bulundu. Tarım havzasında, tarım tabii. Çölünde mumyalar bulundu. Bunlar bugün Urumqi Müzesi'nde sergileniyor. Ben gittim gördüm. Ve inanamazsın Fatih, sen yanlarında kısa kalırsın heriflerin. Ha. 2 metre boyunda bir adam, kızıl saçlı, gözler çekik değil, üzerindeki kıyafet ve yanlarına koydukları malzeme falan Avrupa'dakilere benziyor. Ve bunlar nece konuşuyorlardı diye sorarsanız, bugün İrlanda'da konuşulan Gaelic dilinin en yakın akrabası Turfan'dadır. Zaten anlattığın tip İrlandalı tipi zaten baktığınız zaman. Ha, Turfan'da bunların düşün. Yani İrlanda Gaelic'inin en yakın akrabası ta Orta Asya'nın kuzeyinde bugün Çin sınırları içinde bulunan Altay Dağları'nın hemen altında Turfan depresyonudur. Şimdi biz Turfan'da meyveden bahsederiz ya sebzeden falan. Çünkü o Turfan çok alçak olduğu için orada meyve ve sebze erken yetişiyor. Dolayısıyla diğer yerlerde daha bu sebze ve meyveler çıkmadan Turfan'dan gelen sebze ve meyveler satılıyor. Hem Orta Asya'da hem Çin'de. Bize de bakın ta nereden bu Turfan'da deyimi geliyor. Şimdi ben bu adamları gördüğüm zaman hayretler içinde kaldım.
Şimdi size başka bir şey anlatacağım. Pek hoşunuza gitmeyecek. Çinliler bu mumyaları buluyorlar. Ve kimseye göstermiyor. Kimseye? Göstermiyorlar. Tabii, hıyar, namussuz hıyar, herifler. Hıyar, tabii. İşte hep her taraf Çin'di, nah Çin'di. Bu adamlar var orada. Ve Çin... Genel bir Çin büyükelçiliği başımız dertte değildi. Maşallah onu da becermiş bulunmaktasın. Ne ya yapacaktık Çin'i... Ya bu nasıl bir adam? Uygurları kesiyorlar. Ya ben Çin'i çok seven bir adamım. Evet. Ben yani Çin'i sevmesen ne olacaktı? Ben Çin'de 10 yaz çalıştım. Ha, Çin'in bütün eyaletlerini gördüm. Hiç çalışmadım. Çinlilere hakikaten benim büyük bir saygım var. Çünkü hangi köye giderseniz gidin, bir bakıyorsunuz yaşlı bir iki adam çömelmişler. Ellerinde gazete okuyorlar abi. En ücra köyleri. Çömelmiş ne yapıyorlar? Gazete okuyor. Ha. Gazeteyi atmış okuyor. Tamam. Yani biz Çin'in turistlere yasak bölgelerinde de çalıştık. Mesela Dabyeşan'da çalıştık. Güney ve Kuzey Çin'in sınırı olan bir Qingling adı verilen bir dağ kuşağı vardır. Onun en doğu ucunda hatta bizim rahmetli Aral orada koezit buldu. Ve Aral'ın bulduğu koezit Alplerde bulunan koezite de benzemiyor. Çünkü... Bunlarla program yapmanın zorluğunu anlıyorsunuz değil mi? Türklerden bahsederken... Aral'a gidiyoruz. Oradan koezit buluyoruz. Koezit'ten Almanya'ya gidiyoruz. Sonra tekrar bir ara dönüyoruz Türkistan'a. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla yani ben Çin'i şunu iyi demek tanıyorum. İstiyor. Germen ırklardan evvel Avrupa'ya Keltler geliyor. Evet. Ve onlar da Orta Asya'dan geliyor. Ve Orta Asya'dan geliyorlar. Frans değil, Frans değil. Onlar da buralara uzanıyorlar. Evet. Doğru. Ve mesela Çin... Bask dili Kafkasya'da şey var. Doğrudur o yani. Bir de şeyi hatırla. Çin tarihlerinde sarı saçlı şeytanlara karşı savaş var. Ya kızıl saçlı. Evet. Veya dediğin gibi bunlar Türk değiller. Bunlar bu Hint Avrupalılar. Ve o mumyaların bulunması biraz önce söylediğim gibi bir sansasyon yarattı. Bunun haberi sızınca dışarıya Çinliler de utandılar. Açtılar herkese bunu. Bunlar hakkında enfes kitaplar yayınlandı. Tarım mumyaları diye. Yani hepinize tavsiye ederim. Hele bir tanesi var bu kitapların. Çok güzel fotoğraflarla. Türkçe çıktı mı? Yok. Niye çıksın Türkçe? Hani sen zannedersin ki biz medeni bir memlekette yaşıyoruz. Burası öyle yani her şeyle ilgilenmez edilir. Burası. Bunlar üniversitelerimizde yok, tavsiye ediyor. Ben sana burası gidecekler diyenlerde var. Burası Amerikancı geçiniyor değil ya bu bizim Türkiye? Üniversitelerde... Bu Türkiye Amerikancı geçiniyor. Bir sürü herif Amerika'da buldu. Amerika diyor. I love you diyor. Herif Amerika'yı tanımıyor. Bizde mesela büyük üniversitede doktora yapan arkadaşlar alınmasınlar. Ben bunların Amerika'nın bütünü için çok cahil olduğunu gördüm. El hak doğru. Doğru ya. Yani bilmiyor doğru. Mesela o ülkenin kırsalını, town people'ını yani küçük şehir halkını, bunların ilişki biçimini falan, ekonomik düzenle. Mesela bir tek kız çıktı. Amerika Midwest'te Birleşik Devletleri'nin orta kesimlerinde cash cropping değil, share cropping ziraat yapıldığını, ortakçılık usulü. Bundan haberleri yok. Yani bizde sosyolojiyi okutan hocalarımız bile Amerika demek köylülüğün hiç olmadığı, tövbe anadan de. Doğma çiftçilik. Amerika demek yani köylülüğün işte daniskası var. O ya böyle şeyler Joe var. Joe Biden'dan yani. Başlayın. Ya mesela bunlar anayasaya nasıl bakarlar? Bakmazlar. Bakmaz işte ama onu bilmek lazım. Yani herif için hoş aslında Amerikalı'nın kendi de bilmez, kendi de bilmez. Amerika'yı. O da ya doğrudur, Amerika'da Kaliforniya'daki çocuğa New York'u göster diyorsun. Gösteremiyor. Yahut da diyor ki bunlar diyor Amerikalı değildir hepsi haindir diyor. Espri olarak değil ciddi olarak. Ciddi öyle düşünüyor. Bunlar diyor... Amerika'yı sevmezler diyor. Ciddi olarak söylüyor bunu mesela. Trump işte. Ya bakın Trump. Biz tekrar Türklere dönelim mi? Tabii tabii. Ben şeyi dönelim. Söyleyeceğim yalnız. Ben 9-8 sene Amerika'da okudum. Ha. Ama 3 hocam İngilizdi. Bir tanesi Viyanalıydı. Bir tanesi de Japondu. Amerikan aksanı kullanmam diye. Tövbe. 9 sene bu büyük bir rekor. Bunu unutmayın. Ya ben Robert Kolej mezunuyum. Benim imlam Amerikan imlasıydı. Benim doktor hocam Dewey sen dedi Türksün. Adam gibi öğren bu dili dedi.
sömürge dilini konuşmanın manası yok dedi. İngilizce öğrendi. İngilizce öğrendi adam bana. Çok iyi. Ve bu İlber'in söylediği şeylere inanmazsınız. Ben bu iki hocam, Kevin Burke ve John Dewey, dünyanın en meşhur jeologlarıydı. Ben bu İlber'in bahsettiği Amerikan sosyolojisini bu adamlardan öğrendim ya. Celal Mumya. Ha, Mumya. Mumyalara geldik. Mumya. Şimdi mumyalara geldik. Bu mumyaların bulunması Çin tarihleriyle birleştirildiği zaman ortaya çıkıyor ki bunlar aşağı yukarı milattan önce 1000 senelerine falan kadar hep orada yaşamışlar. Yoğurt Türk icadı zannedilir. Hayır. Bunların ve sakaların icadı. O da mı gitti? Yoğurt da mı gitti bizden şimdi? Ha? Yoğurt da gitti mi? Gitti yani, bunlar yapmış çünkü. Pastırma? Onu bilmiyorum. Pastırma yapmıştır ya. Pastırma mutlak yapmıştır. At kullanan bir kültürde pastırmayı kayseriye getiremezsin. Yani işte bak, pastırma, yoğurt ve özengi bizim diye biliyoruz. Onlar da yoksa sıçtık. Özengi sende çünkü o kadar mesafeyi atın üstünde öyle özengisiz geçersen kıçın ağrır, bacaklarında şey yorumsuz kalır, şeysiz. Yani o özengi kurtarır seni. Yoksa yapamazsın yani, öyle Amerikan kovboyları gibi çıplak ata binip koşamazsın. Yani bu mümkün değil. Çünkü adam mesafeden mesafeye gidiyor. 10 bin kilometre gidiyor. Evet, biz Mogollar, Türkler aynı sahada yaşıyoruz. Aynı tip kısa bacak atlara biniyoruz, onu unutma. Aynen. Orada üzengileşmek zorundasın. Ve bir şeye dikkat etmen lazım. Bu atların, otların, itlerin, bokların affedersiniz bir şekilde birlikte kullanılması gerekiyor. O kültürümüz beraber. Fakat bu insanların arasında büyük bir fark var. Biz bu ırz ve namus denen konularda İslamiyet'ten evvel de böyleymiş. Evet. Tabii, çok tabii, enteresan tabii, tabii. Bu. Mogolların böyle bir derdi yok. Yani onu... Bazı şeyleri bilmek lazım. Ezbere işte biz Müslüman olduk, böyle olduk. Hayır. Hiçbir zaman Mısır köylüsünün, şehirlisinin bu konudaki tavrını Türkiye'de bulamazsın. Doğru. Çok açık bir şey yani. Fakat size ben şeyi anlatayım. Şimdi ben Moğolistan'dayken oraya davet ettiler. İşte arazide çalışacağız falan. Dedim ki ben dedim Orhun yazıtlarını görmek istiyorum. Aa dediler memnuniyetle. Dedim ki arabanın parası benden, ha. Şoför de benden. Ha. Bizim Cevdet. Şimdi Cevdet fasih Rusça konuşuyor. Oradaki bütün Moğollar da Rusça biliyorlar. Ha. Dolayısıyla kolay. Abicim biz Ulan Bator'dan bindik ta Batı Moğolistan'a. Harharine gittik. Yol yok İlber. Yol yok abi. Yol yok. Dümdüz tarlada gidiyorsun. Arabayla. Harharine gittik. Harharin eski Karakorum. Yani Cengiz Han'ın başkenti. Evet, Karakorum, Moğol. Şimdi Cengiz Han doğuda doğmuştur. Doğu Moğolistanlıdır. Niçin herif batıda seçiyor? Biz gittik Harharin'e. Önce dedik Orhun yazıtlarını göreceğiz. Orada sadece Bilge Kağan'la Kültigin var. Tony Cook daha batıda. Orası sınır Sibirya'ya. Ve Cengiz Han nerede biliyor musunuz? Cengiz Han aşağı yukarı şurada... Ihlamur Kasrı var ya, o bir tepedir orada, çukur değil. O tepede Büyük Han ilan edildi. Burada da Tony Hukuk'un abidesi var. Yakın yer çok yani iyi. Bunlar. Tabii tabii. Şey, ha, çok yakın dediği, ha. Arabayla iki gün falan sürüyor. Moğolistan çok, 1,5 milyon kilometre kare. İki tane Türkiye, içinde 2 milyon mu ne adam yaşıyor. Her zaman da öyleymiş. Evet, evet. Niye batıya geçtiğini çok güzel izah etti. Doğuda değil, batıda olduğunu. Çünkü batıda kendisinin aydayacağı, sürebileceği, kolayca idare edebileceği bir kitle buldu bu bahsettiğim ya, Türkler. Şimdi işte. Abicim, çok bak, bu herifin yanında konuşmak da zor. İşte şimdi biz Orhun yazıtlarına gittik, Bilge Kağan yazıtını. Ben küçükken oğluma Köktürk alfabesini öğretmiştim. Ha. Asım hala Köktürkçeyi okur. Orada durdu Asım, şimdi Bilge Kağan yazıtını okuyor bize. Orada ormanlık bir tepeden bahsediliyor. Ha. Burası Köktürklerin başkenti ve Ötüken. Asım onu okurken birden durdu. Baba dedi, karşına bak dedi.
hakikaten o anıtların ötesine bakıyorsunuz. Dedim la, adam burayı anlatıyor. Evet. Orhun Nehri de kenarından akıyor. Evet dedi, Ötüken burası dedi. Cengiz Han niye burayı seçiyor? Şimdi İlber dedi ya, Türkler. Kök abi. Türklerin başkenti orası. Birden biz Asım'la düşündük ki burası geleneksel Türk başkenti. Ondan sonra biz Harhari'ne geldik. Harhari'nde büyük bir şamanist anıt var. Devasa böyle. O anıtın 3 tane birbirine değmeyen duvarı var. Aradan geçebiliyorsunuz. Bu duvarların 3'ü de içeriye doğru iç bükey. Şimdi Harhari'ne bakan duvara bakıyorsunuz. Mongol Ulus yazıyor. Mongol milleti. Cengiz Han İmparatorluğu'nun haritası var. Bu arada şimdi sıkı durun, zıplamayın yerinizde. Cengiz Han İmparatorluğu 44 milyon kilometre kare. Tarihin gördüğü en büyük imparatorluk. Macaristan'a kadar Sovyetler Birliği'nin 2 katı. Evet. Evet, Sülek'e kadar gidiyor. Ya bir uç Hindistan'da, bir uç Arktik Okyanusu'nda, bir uç Pasifik Okyanusu'nda, öteki de Atlas Okyanusu'na ulaşmak üzere. Yani herifler Berlin'e geliyorlar ya. Yani bu muazzam bir imparatorluk. Ondan sonra gidiyorsunuz, ötekine bakıyorsunuz. Üzerinde Tungyu Ulus yazıyor. Ne ulus? Tungyu. Tungyu bizimkiler. Ben sordum, bu dedim, bunlar kim? Bana sevgili dostum rahmetli Onongun Tomurtogo, ki Moğol Akademisi üyesiydi. Celal dedi, bu dedi Batılıların dedi Mete'nin imparatorluğu diye bildikleri imparatorluk. He, Tungyu. Aa, çok Tungyu. Enteresan. Ondan sonra ötekine, üçüncüye gittik. Türk Ulus yazıyor. Türk Ulus. Türk Ulusu. Dedim ya bir dakika. Onongun dedim. Hadi şeyi, Hyungnu'yu anladık. Çünkü o zaman Moğol Türk ayrımı pek yok. Moğol İmparatorluğu'nu da anladık. Türk İmparatorluğu'nun ne işi var burada? Celal dedi, biz dedi kendimizi hiçbir zaman dedi Türklerden ayrı farz etmedik. Moğolca zaman nasıl deniyor biliyor musunuz? Çağ. 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 Bizim çağ. Ama bizim o çağda bu çağda. Oradan mı aldık? Hayır. Ortak dil abi bu bir zamanlar. Kullanılmış olan ortak dil. Dolayısıyla Karaoğlan okuduysanız rahmetli Suat Yalaz'ın çizgi romanı. Babam pek meraklıydı. Onun yüzünden ben de okudum. Orada Cengiz Han'dan Türk-Moğol Kağan'ı diye bahsediyor. Doğru. Hayretler içinde kaldı. Şimdi bu şeyler ne derler? Hint-Avrupalılar oradan Çinlilerin ve kuzeyden inen Türklerin baskısıyla batıya göç ediyorlar. Fakat dillerini arkada bırakıyorlar. Turfan'da ve İrlanda'da ya mesafeyi düşünün. Konuşulan diller birbirinden yakın akrabası. Çünkü hepsi oradan çıkıyor. Peki Türkler, niye direkt İrlanda'ya gitmişler? Ha? Niye direkt yok, İrlanda'ya? İrlanda değil abicim, oradan. Şimdi İlber Keltler dedi ya, doğru evet. Diyor. Oradan Karadeniz'e geliyorlar. Karadeniz. Oradan Galatyalıları oluşturuyorlar gelip... Galatyalılar Kelt, böyle gelen tekrar. Ha. Yani ha. Yozgatlılar Kelt oluyor. Orada sonra, Galatya. Ondan sonra... Bizim Eren Afyoncu da Kelt olabilir Galatya, mi? Galatya evet. Hayır yani Keltler onu duysalar bayağı bozulurlar. Ben abim Galatyalı herifler. İşimlere baktın mı? Augustus Mabedi'nin bu tarafında Divi Augusti diye, yani Reskes'te Divi Augusti, Rossi's Divi Augusti, İlahi Augustus evet. Yaptıkları tarihi Latince gidiyor. Bu tarafta duvarda o mabedin ve Galatya'nın başkentinde yani Ankara'daki olaylar. Bütün isimler sizin o Asterix'te okuduğunuz isimler, Ornix, evet. Ornix, hepsi. Lanın Yunanca biliyorlar yahut bilmiyorlar. Çok önemli değil. Yani onların resmi dil kullandıkları Yunanca. Ama bu Yunanca çok iyi bildikleri anlamına gelmiyor. Yani Galatların köylü ve cahilleri. Ya bunlar barbar herifler. Kelt tabii. Tabii. Yani askerler. Asker oldukları için de bulundukları yerlerde, lojyanlarda Roma İmparatorluğu'nun Roma'dan ve Antiyok'tan sonra falan böyle en güzel hamamları var. Ankara'daki hamam.
İkincisi nerede bilin bakalım. Gene Yozgat'ın Sarıpınar'ında. Tıpkı Oxford'daki The Bat var ya, Britanya Sosyetesi'nin 18. yüzyılda bile kullandıkları yüzükleri kadın erkek. O biraz saçmalık tabii onlara göre, o bir barbarlık. Fakat böyle işleyen o güzel hamamın aynı modeli orada da var. Çünkü karakalla falan komutan... Abi Romalı bu herifler. Yani Roma ya. Hamamları çok şey yapılır. Bizim Bayındırlık Müdürlüğü gibi belli bir medal. Onun için orası enteresan o yani. Çok enteresan. Şimdi Keltler devam ediyorlar. Avusturya'da izlerini görüyoruz. Tabii Fransa'da görüyoruz. İlber çok güzel örnek verdi, Asterix. Değil mi? Onlar hepsi Kelt. Oradan gidiyorsunuz İspanya'nın kuzeyinde. Dedik ki bakın Karadeniz'den geliyorlar. İspanya'nın kuzeyinde bizim Lazların çaldığı gaydalar var. İklim de benziyor ama orada. İklim de benziyor dediğin gibi tabii. Oradan bunlar İrlanda ve İskoçya'ya gidiyorlar. İskoçya'da da gayda var. Bakın o kültürü ne kadar yaşamış. Tulum yani. Tulum ya tulum. Evler bile Karadeniz'in eski evleri gibi. Yani bugünkü şeyler değil, yapı değil. Karadeniz'in bir eski mimarisi vardır biliyorsunuz. Osmanlı devrinde çok yaygındı. Evler bile Kuzey İspanya'da yani Galicia denen bölgede. Orası Galicia diye geçer. Aynı öyledir. Çok enteresan. Şimdi bu Keltler dediğim gibi bunlar batıya gidiyorlar. Neden batıya gidiyorlar? Çünkü Türkler kuzeyden iniyor. Buz devri çoktan bitmiş. Kolay. Bunlar güneye geliyorlar. Şimdi bu adamlar ormanda yaşarken avcı ve toplayıcı. Tarım yok. Güneye geldikleri zaman hayvancı oluyorlar. Hayvan sürüleri besliyorlar. Özellikle at ve Baktriya devesi. Çift örgüçlü develer. Hala bugün Moğolistan'da o çift örgüçlü develerin sürüleri var, atların sürüleri var. Orada biz... Bizim Anadolu develeri de Baktriya develeriyle şeyin karışımıdır. Öyle mi? Evet. Bak. Ya bu adamın yanında öğrendin mi? Neler öğreniyorsun kardeşim? Neyse. Biz Moğolistan'dayken işte gidiyoruz Harharin'e. Bir bakıyorsunuz bir at sürüsü. İki tane çoban. Bunlar genç çocuklar. Biri kız, biri erkek. Erkeğin üstünde sadece bir şort var. Kızın üstünde bir şort ve bir atlet var. Başka hiçbir şey yok. Deve sürülerine bakıyorsunuz aynı şey. Sonra biraz daha gidiyorsunuz. Onların gay dedikleri yurtlar var. O meşhur çadırlar. Bir bakıyorsunuz orada bir 6-7 yaşlarında bir çocuk bir tayla oynuyor. Oynuyor. Tayla oynuyor. Tay. Atla. Bakıyorsunuz annesi çamaşır yıkıyor. Çamaşır yıkayan kadın da şortlu ve atletli. Başka bir şey yok üstünde. Asım baktı. Ya dedi biz kültürel olarak ne kadar geri gitmişiz. Evet dedi. İşte bak gör dedi. Bunlar her şeye rağmen dedim. Bizde olmayan bir hoşgörü ve medeniyete sahipler. Bakın size başka bir şey anlatacağım. Bu Moğolistan'daki büyük toplantıda jeolojik bir toplantıydı. Gerel diye... Bayağı şöhretli bir petrograf yani taş uzmanı bir kadıncağız var. Bir gün Gerel'in arabasıyla gidiyoruz Moğol Milli Kütüphanesi'ne geldik. Moğol Milli Kütüphanesi'nin kapısının üstünde koca bir heykel var. Bak Celal dedi bu benim dedem dedi. Yapma ya dedi. Gerel ailesini Cengiz Han devrine kadar takip edebiliyor. Bakın bu Türk Müslüman aliminde mümkün değil. Ben de dedim ki ya Gerel dedim sen bayağı aristokratsın. Evet dedi. Ben dedim oğul aristokratıyım. Peki Celal bir şey soracağım şimdi. Türklerle Moğollar ayrı bir ırk, Türkler ayrı bir ırk. Ya da ayrı hayır, bir ırk. Hayır. Sen niye ikisini bir araya sokuyorsun? Biri Moğolca konuşuyor, biri Türkçe konuşuyor. Ben sokmuyorum. Moğollar sokuyor. Moğollar işte, yanlış şey yapıyorsa biz de yapmaz onları. Hayır ya kardeşim bizim o dedim sana o şamanistik anıtta. Tomur Togo söyledi bana dedim. Peki, kime Türk deniyor? Türk kim abicim? Abicim Türk dediğin kişiler Türkçe konuşan kişiler. Onlar Moğolca konuşuyor. Onlar o kadar yakın ki birbirine diller. Yaşın daha sonra işte ayrılmış. Sayılar farklı, aşk kelimeleri evet. Farklı. Cürt mürt falan bu ulus muluş onlar biraz
ofisiyel. Öyle bakarsan İranlılara Türk veya Türkler de İranlı. Olmaz öyle şey. Eskiden gelen resmi kelimeler bunlar. Onlar öyle kolay alınır ama aşk şimdi, yok. Sayfa, sayı da aynısı. Şimdi bu olmaz. Türkler değil, hayvancılık yapıyorlar ya. Evet, o da yapıyor. Bir bakıyorlar güneyde ve bunlar postlara falan sarılı yaşıyorlar. Kafada börkler. Posta. Güney'e bakıyorlar. Ana! Güney'de ipeklere bürünmüş güzel kızlar var. Ve muazzam bir zenginlik var. Diyorlar ki biz bunları alalım. Nasıl alacaksın? Akın yapacaksın. Bunlar başlıyorlar Çin'e akın yapmaya. Her karşılaşmada Çin'i yeniyorlar. Çinliler bakıyorlar ki... Bu çünkü olacak... barbarlık medeniyeti yener her zaman. Evet. Çinliler bakıyorlar ki bu olacak iş değil. Kız alışverişine başlıyorlar. Ve Wang Zhaojin diye bir film seyrettim ben Çin'deyken. Uydurmuyorsun ya bu ismi hakikaten hatırlıyor musun? Hı? Bu ismi hakikaten hatırlıyor musun? Evet. Wang Zhaojin ya. Wang Zhaojin ya. Işte. Meşhur abi bu. Wang Zhaojin. Çok meşhur. Süper meşhur. Wang Zhaojin çok iyi ama. İnsan seyrettiniz mi hiç? Gülmüyor. Ben anlatırken gülüyor. Burada bir kişi seyrettiyse ne olayım? Neydi? Wang Zhaojin mi? Wang Zhaojin. Wang Zhaojin filmini getirmeniz lazım. Seyrederken şunu öğreniyorsunuz. Bu Wang Zhaojin bu olmuş bir hikaye. Bu kızcağız Çin'den Türk Kağan'ına gelin gönderiliyor. Pek de isteyerek değil. Şimdi kız bir geliyor. Kız istemiyor. Çin. Bugün de istemiyorlar. Uygur iş adamlarına Çinli karıları dayıyorlar. Bu bir asimilasyon. Efendime söyleyeyim. Bu eski bir gelenek. İlber'in dediği gibi. Tamam mı? Şimdi Wen Zhaojin Çin'de şahane binalar, efendim banyolar, bilmem kız ya. Bir geliyor. Çadırdan oluşan bir sözde şehir. Falan işte Türk Kağan'ına bu takdim ediliyor yeni karısı olarak var. Türk Kağan'ı bunu elinden tutuyor bir çadıra götürüyor. Çadıra bir giriyorsunuz bir sürü büst var. Adam başlıyor saymaya. Heykel mi var yani? Büst. Sadece büst. Tamam ama sonuçta heykel. Heykel. Ya bak canım. Bence bu palavra. Niye palavra? Sabancı Müzesi'nde sergi var. Ha. Gittin mi? Hayır. Yıllar önce. Türkler diye bir sergi. Ha gittim ona. Ben de hevesle soyumuz öğreneceğiz diye kalktım gittim. O sergi. Bir yazı var böyle yer, tabelalar var. İlk Türk heykeli diyor. Balballıları söylüyordur. Abi ben takip ettim. Bir heykel göreceğim. Balballar geldim. Onlar. Bir tane taş şöyle. Evet. Üzerinde iki çekik göz. Göz bile değil böyle yani. Taşla tabii. Üstüne onlar kazınmışlar. Var. Bir dakika. Abi ilk Türk heykeli buysa eğer senin altın tarihinde heykel mekeli olmaz. Hayır büst değil. Büst de olmaz. Hayır değil, bunlar büst. Beğenmiyorsan aç şavanı oku. Sen iyi Fransızca bilen adamsın. Tamam mı? Şimdi şavan. O büstleri başlıyor adam saymaya. Allah Allah. Tuman Han. Bizim Teoman diye bildiğimiz adam mı? Geliyor Motu Han. Mete Han. Ve bu adamlar bunların devamı. Mete'ye Motu deniyor. Motu diyor tabii Çinliler. Ama Mogo da deniyor. Onu duymadım. Motu'yu duydum ama. Yani bizim Wolfram Eberhard'ın şeyini. Çin kaynakları. Diye, evet. Değil mi? Bu Eberhard dediğini Atatürk Ankara Üniversitesi'ne getirmiş. Çin'in kuzey komşuları diye. Hitler'den kaçan. Şahane bir kitabı vardır. Onu Türkçedir tavsiye ederim. Sonra Atatürk'ten sonra kovaladık herifi Amerika'ya. Evet. Çinliler Moğollarla Türkleri ayırmıyor mu? Ayırıyor. Başta ayırmıyorlar çünkü Çinliler bunlardan hep kuzeydeki barbarlar diye bahsediyorlar. Kuzeyli barbarlar. Evet. Daha bunlar geliyorlar basıyorlar falan ve Çin hanedanı ilk defa diyor ki bunlar bela. Bir şey yapmamız lazım. Çin Seddi'ni çekiyorlar. Çin Seddi'nin inşası çok uzun sürmüştür. Öyle bir seferde bir Çin imparatorunun yaptığı yani Huangshan'ın yaptığı bir şey değil. Evet. Yavaş yavaş ve Orta Asya'da bu kerpiç olarak yapılmış. Pekin'e doğru yaklaştıkça taş. Pişmiş taşa dönüyor. Veya pişmiş tuğlaya dönüyor diyeyim. Çok da yüksek değil. Ve onun için zaten bu Çin duvarını yapmış garibanlar tabii hiç kimseyi durduramamışlar. Yani kuzeyden gelen herif atın üstünde geliyor. Yaramamış mı işi?
Hiçbir şey aramamış. İşte bu tabii Türklerin o yüzden Anadolu'ya göç ettiği söylenir. İşte Trump'a söylemeli bunu bizimkiler. Yani Türk, bir iş aramıyor. Türk ve Moğol her vurduğunda girmiş Çin'e. Dediğim gibi Çinlilerin buna karşı yapabildikleri şey kız alıp vermek ki bu Bumin Han'ın o kök Türk yazıtlarında yazıyor. Diyor ki bu Çinlileri diyor aramıza soktular. Nifak girdi. O yüzden diyor devletimiz zayıfladı diyor. Ya bunu anlamak çok kolay. Ya bugünkü Çin'e bak nüfus çok ve tarım toplumu. Dolayısıyla bu adamların yiyecekleri garanti. Kuzeydeki hayvancılık yapıyor, avcılık yapıyor. Yiyeceği garanti değil. Çadırda yaşıyor, güneydeki adam şehirde yaşıyor. Fakat güneydeki adam rahata çok alışmış. Kuzeydeki öyle değil. Peki bunlar niçin Çin'e gitmiyorlar da mülteci olarak? Niye bu tarafa, batıya geliyorlar? Efendim, Çinliler beziyor bunlardan. Ve milattan sonra 2. yüzyılda Bi, Çinlilerin Bi dedikleri hain bir prens Çinlilere iltica ediyor. Ve bunlara Yongnu İmparatorluğu'nun haritasını veriyor. Şimdi bakın buradan ne çıkıyor? Bu iptidai vahşi dediğimiz Türkler ve Moğollar harita yapıyorlar. Neden? İhtiyaç var. Her icat bir ihtiyacın neticesidir. Bu adamların ihtiyacı var. Sven Hedin'in 20. yüzyıl başında Orta Asya'dan getirdiği bir sürü harita vardır. Türklerin yaptığı. Siz Divan-ı Lügat-ı Türk'e bakın, orada bir harita vardır. Bu harita İranlıların Belhi ekolüne benzer yüz yuvarlaktır. O haritaya bakıyorsunuz, o zamanki Arap ve İranlıların bilmedikleri yerlerin haritası var. İşte Tien Shan Dağları var, Altay Dağları var, Japonya var ya. Bu herif bunları çizmiş Kaşgarlı. Ve Kaşgarlı nereden biliyor bunları? Çünkü Türklerde böyle bir gelenek var. Harita yapma geleneği var. Bakın çok ilginç. Cengiz Han o büyük seferlerine çıkarken yanında bir grup Çinli kartograf bulunduruyor. Haritacı. Haritacı. Gittiği yerlerin haritasını yapıyor herifler. Evet. Mevcut haritaları alıyorlar. Ve Cengiz Han'ın önünde her gün koskoca bir Asya haritası duruyor. Evet. Ve bu Asya haritasında her gün değişiklik yapılıyor. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Posta Tatarlarıyla. Cengiz Han dünyanın yani bilebildiğimiz kadarıyla belki ondan önce de vardı. Türkler arasında böyle bir gelenek. İlk casus teşkilatını kuruyor. Bu Posta Tatarları gelen bilgileri anında Han'a yetiştirmek zorundalar. Bunların elinde bir altın plaket var. Bu plaketi gösterdiği zaman atından derhal inip atını ona vermeyen kişinin cezası direkt ölüm. Bu Cengiz Han'ın çocuğu olsa bile haberleşmeye bu kadar önem veriyor bu adamlar. Şimdi Çinli bununla başa çıkamıyor. Neden? İlber biraz önce bir kısa bacaklı atlardan bahsetti. Bu atlar bir mucizedir. Bunlar ağır yük taşırlar. Açlığa dayanırlar. Açlığa dayanırlar ve hatta üzerlerindeki Türk-Moğol süvarisi uzun mesafe giderken oturduğu yerin altında et vardır. Bu et, bastırma işte. Bastırma. Bu et bastırma. Hayvanın teri ve vücut sıcaklığıyla süvarinin vücut sıcaklığında pişer. Kurutulmuş et olur, pastırma olur. O kadar da değil, atın boynundan da kan da içiyor aynı zamanda. Evet. Susuz kaldığı zaman herifin elinde şey var, ne diyorlar ona? Kamış. Kamış var. Kamışı şah damarına saplıyor hayvanın. Oradan kan içiyor. Ve onun için her Moğol atlısı, bunu Cengiz Han'dan biliyoruz, 9 atla gidiyor. Her askerin 9 tane atı var. Bir at halsiz kaldı mı herif tak ötekine geçiyor. Ve onun için bu Türk-Moğol orduları inanılmaz hızlı ordular. Süratli. Ama büyük otlaklara ihtiyaç duyuyorlar. Tabii büyük otlaklara ihtiyaç duyuyorlar.
ve sayıları az. Ve ormanda muvaffak olamıyorlar. Bravo. Onun için Rusya bunlar geldikçe ormanlara... Taygaya çekiliyor. Ormana. Şimdi bak şehirlerin adı. Yaroslav Zalesov. Orman ardı Yaroslav. Yaroslav. Bilmem ne. Çünkü buradaki Yaroslav'a girmiş herifler canını okumuş. Step'teki kuzeye giriyor. Ormanda bizimkiler korkuyor. Evet. Mitolojimizde orman cinsleri, bilmem neleri, orman perileri falan gibi sevimli. O yüzden mi biz Anadolu'da ormanları yok ediyoruz? Yalnız bir dakika. Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan'ın anası göğe gökten bir ışık olarak bir ağacın içine gelir. Ağaç kovan. Ağaç başka orman başka. Doğru, mı? Doğru. Ama ağaç var. Ağaç ve bunları olmaz. Da kullanıyorlar. Mesela tekerlekli araba yapıyorlar. Yani Cengiz Han'ın o geri yani o yurt denen çadır. Teleke. Tekerlekli bir araba üstüne konuyor. Han bunun içinde yaşıyor. Orduyla beraber hareket ediyor. Savaş olduğu zaman Han arabayı bırakıyor, atına biniyor. Askerleriyle beraber savaşa gidiyor. Şimdi Çinliler çok bezmişler bu heriflerden. Onun üzerine bir seri Orta Asya'ya büyük sefer düzenlemişler. Muazzam ordular bunlar, Çin orduları. Ve tabii Çinlilerin silahları Türklerinkine nazaran biraz daha gelişmiş. Türk silahı kavisli kılıçtır, gürzdür ve ok ve yaydır. Şimdi bunları kullanabilmeniz için atın üstünde atış yapabiliyor olabilmeniz lazım. Üzengi lazım. Çok zor bir iş bu. Son derece üzengi olsa bile çok zor bir iş. Yani herif oku geriyor, dönüyor arkasına, nişan alıp ateş ediyor. Oku fırlatıyor falan. Çinliler bunlardan çok bezdikleri için büyük ordular götürüyorlar. Ve bu orduların önünde aynen kuşatmalardaki gibi tekerlekli kale bozması şeyler var. Şimdi Türkler buna alışık değiller. Türklerin başarılı olduğu yerler ya gerilla savaşları ya meydan savaşları. Yani bir Söbütay Noyan'ı alın, değil mi Cengiz Han'ın mareşallerinden. Bu adam 64 meydan muharebesini girmiş ve kazandı. Hepsini kazandı. Şimdi bizim cahil Osmanlı tarihçileri derler ya, Osmanlı İmparatorluğu 10 milyon kilometre kareydi. Yuh diyorum. Alın toplayın lan. Yani bugün Osmanlı'nın işgal ettiği memleketlerin yüz ölçümleri belli. Alın toplayın. Çok kendinizi sıkarsanız Osmanlı'nın gidemediği yerleri dahi sayarsanız bu memleketlerde 6 milyon kilometre kareye var. 5 milyon. 5 aslında. Dediğin gibi 5 milyon kilometre. Evet yani öyle. Çepe, Mareşal Çepe ve Mareşal Sübüdey bir seferde 12 milyon kilometre kare fethediyorlar. Bir seferde. Çünkü bu adamların ellerindeki ordularda herkes süvari. Şimdi bunun en çarpıcı manzaralarından biri Ankara Meydan Savaşı'dır. Şimdi Ankara Meydan Savaşı'nda... 2000 sene atladın. Ama hayır, örnek olarak vereceğim, sonra Çinlilere geleceğiz. Ankara Meydan Savaşı'nda Osmanlı ordusu aslında bir Bizans ordusudur. Kısmı azamı piyadedir. Yani yürüyen askerlerdir. Ortada Yeniçeriler ve padişah, kanatlarda kısmen süvari, kısmen piyade bulunur. Karşıdaki Timur ordusunun tamamı süvari. Onunla da kalmıyor. Herifin ordusunun önünde 64 tane fil var. Fille de kalmıyor. Bu adam filin üstüne korumalı bir odacık şey yaptırıyor. Yerleştiriyor. Bunun içinden Orta Asya askeri Osmanlı ordusunun üzerine patlayan kumbaralar atıyor. Şimdi bakın bu taş tekrar Çin'e gelelim. Oradan beri gelen bir gelenek. Meydan muharebesi geleneği. Ve bu meydan muharebesi geleneği müthiş gelişmiş vaziyette bu adam. Bu adamlar meydan muharebesi kaybetmiyorlar kardeşim. Ve mesela bütün Orta Doğu bunu biliyor. Ve ödleri patlıyor. Yani Orta Doğu'daki o gerçekten muazzam İslam medeniyeti 11. yüzyıldan sonra Finikto'dur. Cengiz'in adamları ki torunu Hülagü,
Herif geliyor, Bağdat'ı alıyor. Bütün kütüphaneyi Dicle'ye attırıyor. Derler ki Dicle 3 gün siyah aktı mürekkeplerden. Şeyden, mürekkepten. Anak bunlar bir de sözlerini tutan uydurma. Adamlar çok ilginç. İyi uydur. Şimdi halifeye diyor palavra, ki. Palavra değil mi? Bence de. Bağdat'ı teslim edersen kanını akıtmayacağım. Önce bir savaşıyorlar. Şimdi bu Türk-Moğol takımının affedemediği bir şey. Hemen teslim olursan hiçbir şey yapmıyorlar. Serbest, istediğini yap diyorlar. Hemen teslim olmazsan hapı yuttun. Yani Harold Lamb bir hikaye anlatır. Timur'un adamlarından biri, askerlerinden biri 10-15 tane esir almış. Kılıcını da bir yerde bırakmış herif. Bunlara diyor ki bekleyin kılıcımı alıp geleceğim. Biliyorlar ki kafaları gidecek. Korkudan bir yere gidemiyorlar. Herif kılıcını alıp geliyor, hepsinin kafasını kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, böyle bir düşmanla karşı karşıyasınız ve bu çok eski bir gelenek. Yani İlber hatırlar mısınız? Gazetelere çıkan bir beyanatı vardı İlber. Efendim dedi, her milletin bir özelliği var. Alman bilim yapar, İngiliz ticaret yapar, Fransız sanat yapar, İtalyan güzel müzik yapar. Bizim dedi, milli hasletimiz askerliktir. Bizim bu ondalık sistem bir... Mangadan. Bir, ha, bir manga, bravo, onu arıyordum. Bir manga, sonra bir takım, sonra bir bölük. Bunlar hala bu, bizim... Bu Roma üst değil midir? Ha? Roma değil midir? Roma legyonları daha değişik bir sistem. Evet. Ama Roma da ondalık sistem. Ve Roma legyonları böyle değişik şey ricat etmeyi biliyorlar. Bu çok iyi biliyorlar. Herifler ricat edemiyor. Bak o kadar üstünlüğü var ama... Ama İlber'in dediği peki bu dediklerinin bu tarafa gelmesi ne zaman başlıyor? Ben, ve niye geliyorlar? İşte Çinliler 2. yüzyıldan sonra bunların üzerine gönderdikleri ordularla başlıyorlar bunları yenmeye. Bunların bir de iç sıkıntıları başlıyor. Yani Türk ve Moğol boyları birbirlerini yemeye başlıyorlar. Çinliler bundan istifade ediyorlar. Bunları sürüyorlar. Bunları sürdükleri zaman bunlar önündeki bu Hint Avrupa kavimlerini mesela Sakaları bilmem neleri falan onları da sürüyorlar. İlk kavimler göçü. İlk kavimler göçü. Tamam mı? Bunlar bunları sürdüğü zaman Avrupa'ya geliyorlar. Büyük bir kısmı asimile oluyor. Türkler. Evet. Büyük bir kısmı asimile oluyor. Ama bunların hepsi bizim bugün anladığımız anlamda Türk değil. Eskiden bir Ural-Altay teorisi vardı. İşte denirdi ki İlber biraz önce söyledi. Macarca, Fince, Türkçe, Japonca ve Ural-Altay ailesindendir denirdi. Fakat şimdi fark edildi ki pek öyle değil. Fince ve Macarca ve mesela Sibirya'da konuşulan Hantimansi dili bunlar ayrı bir aile oluşturuyorlar. Ugaritik deniyor bunlara. Onun doğusunda kalan grup Altay grubu. Biz Altay grubuna aitiz. Dolayısıyla bu ilk dalgada gelenler büyük ölçüde Ugaritler. Tamam, onlar Attila ile beraber geliyorlar. Daha doğrusu Attila ile beraber geliyorlar. İşte en sonunda Attila ölüyor ve bunlar dağılıyor. Yani İlber bir şey daha dikkatimizi çekti. Bunlar ricat etmeyi bilmiyorlar. Çekilmeyi bilmiyorlar. Çünkü peki bu, Celal Oğuzlar kim? Oğuzlar Türklerin bir boyu. Bir sürü boy var. İşte bu Anadolu'ya dokuz... gelenler sadece Oğuzlar mı? Büyük ölçüde. Büyük ölçüde Oğuzlar. Büyük ölçüde. Da, ama mesela Osmanlılar, efendim biz Kayı boyundanız diyorlar. Bu yanlış. Böyle bir şey yok. Bu sonradan uydurulmuş. Bütün boy uydurmadır. Uydur yani. Bütün arada. Dünyada öyledir. Şimdi bakıyorsun herkesin bizim uydurmadır. Televizyon dizilerimizde malum. Efendim Kayı boyun, bayrağı var, ırtı var, sırtı var. Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın Osmanlı'nın ilk dönemleri hakkında yazılı hiçbir şey yok. Birkaç Bizans kaynağı dışında. Ve ilk adam gibi tarihleri yanılmıyorsam neydi o bilmem ne oğlu? Danişment mi? Yok canım. Yok 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 canım. Daha sonra 2. Bayezid döneminde. 2. Bayezid döneminde ilk şey Aşık Paşazade yazılı. Aşık Paşazade, bravo. Pardon. Aşık Paşazade var, Neşri var.
bunlar var. Fakat bunların sözlü üstadı, fragmanlar yaxşı fakirden geliyor. İyi fakir, iyi hukukçu. Peki Celal şey yok mu? Yani Anadolu'ya ve bu tarafa, İran'a bunlar çok erken bir zamanda gelmeye başlamıyorlar. Hayır, erken zamanda gelmiyorlar. 11. asır. Şimdi bakın böyle aptalca ama şey, teoriler İran, vardır. İran tarihleri ya Türk yazar ya İranlı yazar yahut Reşiduddin gibi Yahudilikten dönme biri yazar. Çok gelişmiştir mesela Reşiduddin'in tercüme ofisi vardır. Tercüme tarihler kullanıyor, çok önemli. Gene de yani tercüme tarih İbn Haldun da kullanır ama çok iyi kullanır. Bunlar o kadar değil ama büyük eserler. Bu Anadolu'da yok böyle bir şey. Yok, yani bizimki hatta bizim Osmanlı'nın ilk devrini anlatan tarihler 15. asırdır. Bak 2 asır sonra yazılmış. Ve bu Reşiduddin de değil. Aslında dünya tarihi yazıyor herif. Tarihçe var işte tarih-i tevarihçe cami-i tevarih. Evet. Cami-i tevarih. Yani tarihlerin toplanması. Toplamı. Universal history. He? Fakat şey yani enteresan devlet adamı falan. Moğolca kullanıyor. Aramca kullanıyor. Arapça, Farsça tabii bütün metinleri kullanıyor. Tercüme ofisi var tarihçinin öyle bir ve şey. Ve bu hanın, İlhanlı Han'ın emriyle yapılıyor. Evet, İlhanlılar devleti. Ha, bize diyor böyle bir tarih lazım. Çünkü artık Moğolların tarih, kendi tarihleri yok. Peki bizim Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz bugün ülkelerle bizim aramızdaki bağ nedir? Türklük i̇şte bağ nedir? Türkçe konuşuyoruz ve biz onların... Bu çok... genetik bir şey midir, dil birliği mi? Genetik dil birlik mi, dil birliği ama bizim genetiğimiz çok sulandırılmış. Yani sen, ben şeye gitsek, ne derler? Oraya. Orta Asya'ya gitsek, biz sizdeniz desek, herif bakar, sen bana benzemiyorsun der. Diyorlar. Bak mesela, ama orada da böyle sen misin biz deniz diyen gider. Mesela Üzbek'le Kazak aynı şey değil. Değil tabii, tabii. Üzbek çok karışıktır, güzel bir ırktır. Yani şey, bir Aryan ırk şeysi gelmiştir, tadı gelmiştir adama. Ya abicim İran'la karışmış. Tabii. Ama Özbek zaten baktığın zaman Timur, fakat Osmanlı'ya göre daha medeni değil mi? Ya, Osmanlı da karışık ama bizde tabii şey evet. Bana sorarsan evet, yani orada hatırla, Stone denen o adamcağızın kitabı var ya, Timurid Renaissance. Hakikaten o, yani Osmanlı'da onun karşılığı yok. Bir Timurid Renaissance'ı yok, işte Fatih. Fatih var, tek başına kalmış adam. Ama Timur de tek başına kalmış. Yoo, Timur'un torunu. Ulubey, Ulubey'in astronomi kitabı bir yani. Bir de göze verir. Şeyde okutuluyor ya. 17. yüzyıla kadar Oxford'da okutuluyor. O tip yani astronomi gözlem evleri falan onlar oradan gelme Avrupa'ya. Ya bizdeki bazı salaklar Ali Kuşçu'ya Osmanlı matematikçisi astronomuda. La adamın sadece 2 senesi burada geçmiş. Bu adam Ulu Bey'in öğrencisi. Semerkant'tan geliyor. Ve dönüyor. Ölüyor. Ve bu ölüyor. Ölüyor. Dönüyor. Orada da sonra ölüyor. Yani öyle. Yani. Bu Türkler çok iyi askerler. Orta Asya'da kalan kısmının modern dünyaya adapte olması benim kanaatime göre, ki İlber çok daha iyi bilir onu benden, Rusların marifetidir. Yani Ruslardan evvel yalnız orada bazı şeyler var. Rusya'dan evvel yani Ruslar oraya girdikleri zaman sterilize ve donmuş artık kristalize bir 16. asır medeniyeti buluyoruz. Evet. Yani i̇şte bu çok Timurid Rönesansı'nın devamını işte buluyorlar. Timur'un peki şunu sor, şunu merak ediyorum. Ama ondan sonraki o 2 asır o bir duraklamadır ve dağılmadır. Evet. Ondan sonra yalnız bir şey var tabii. O yapılanma Rusya'nın kırsal kesimine göre çok daha enteresan ve dinamik yani aynı şekilde. Evet, evet. Onun için Orta Asya çok uğraştırdı Rusya'yı. Yani çok uğraştırdı. Ve basmacı hareketi falan mesela Sovyet ordusunun en büyük problemiydi. Böyle isyanlar nasıl bastırdı? Peki İlber abi bir şey merak ediyorum. Türkler asker.
Arap ordularında asker, Mısır'da asker, İran'da asker, evet. Her yerde asker. Peki Türklerin bu devlet kurma yeteneği nereden geliyor? Yani çünkü devlet kurma pek yeteneği böyle bir derin bir kültüre sahipler öyle diyemeyiz. Dinamik. Bilim yok, dinamik. Bilgi yok. Bir dakika, devletten ne anlıyorsun? Devletten anlaşılan şey örgütlenme. Örgütlenme. Bu örgütlenme Türklerde ve Moğollarda çok basittir. Evet. Ve bozkır aristokrasisine dayanır. Bu bozkır aristokrasisi askeri bir aristokrasidir. Daha batıdaki Türk devleti, Osmanlı'ya falan bak. Ya ben hiçbir zaman Osmanlı'ya bir Türk devleti olarak bakamamışım. Hayır, Akdeniz devletidir. Bravo. Yani, yani şeyler sevmez. Altın Ordu tarihini, step Türklerini falan inceleyen tarihçiler batıda bilhassa Osmanlı Devleti'ni ciddi ve ilginç bir konu bulmazlar. Peki Selçuklu? Akdeniz medeniyeti derler. Selçuklular da ilk anda öyledir, sonra o da öyle. İranlaşıyor. İranlılaştığı an başka insanlar el atıyor ona. Farsça, yani bizim historiografimiz Farsça. Bak, Selçuklu historiografisi daha ciddi bir tarihçiliktir Osmanlı'nın ilkine göre. Ama Farsçadır yani. Mesela kim o? İşte mesela İbni Bibi değil mi? Halı. Evet, Selçukların tarihini yazmışlar. Meşhur tarihi. Avamirül Asre Alaniye Alaiye. Peki şey Babür Hanlığı? Ha? Babürler? Babür ama çok büyük bir şey. Denizler'e yalan, bunlar hep Türk sonuçta. Zaten İran. Tabii. Zaten İran kültürü. Torun çocuğu falan. Ama kültür İran orada, yani çok büyük İran etkisi var. Babür İmparatorluğu ta şeye kadar yaşıyor. 19. Orta Asya'ya kadar. Hala kalıntıları var ya. 1858'e kadar hala yaşıyor. Ama Babür'ün kendisi öldü. Naaşı Afganistan'a gömüldü Herat'ta. Çünkü Hindistan'a intibakları yok. Koloni gibi bakıyor. Evet. Yani bir adam... Ama sonuçta gittiği yere uyum sağlayıp bir devlet kurmayı başarıyor bu. İşte, pek uyum sağlamıyor. Garip Türkler. Valla şey işte ya. Devlet kurmuyor. Taç Mahal'i yapan adam İstanbul'dan getirir. Evet. Bir Hint mimarı kullanmıyor. Hint mimarları var. O süslemeler Hint'in. Süslemeler Hint'in. Ama o tip kubbeli mimari Hindistan bilmiyor. Bilmiyor, doğru. Ama o süslemeleri onlar biliyor. Yani bir takım şeyleri onlar biliyor. Ama bu Hinduları mesela git Angkor Wat'a, Kamboçya'da. O bir mühendislik harikasıdır. İnanılmaz bir şey. Ya Angkor Wat dünyanın en büyük mabedidir. Son derece çürük bir temel üzerine inşa edilmiştir. Zemin de çürük. Her taraf çürük. Ve bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki bu bina çok ağır olmamalı. Nasıl yapacak? Diyorlar ki kum taşını sırf kaplamada kullanalım. İçerisinde laterit. Laterit katı bir topraktır ve hafiftir. Adamlar içini lateritle kaplıyorlar. Üstünü kum taşıyla, şu güzel görünen antik yapıyorlar. Sonra diyorlar ki bu da yetmez. Alttaki zemini desteklememiz lazım. Nasıl destekleyeceğiz? Angkor Wat'ın etrafına 4 metre derinliğinde bir kanal kazıyor yerine. Ve bu kanalı suyla dolduruyorlar. Şimdi çok garip gelebilir. Fakat suyun basıncı o temeli bir arada tutuyor. Evet, toprak onu veremez. Su böyle aktıkça daha fazla değil. Yayılmıyor yani şey. Kazık için. Yok, kazık kullanıyor. Yok, kazık yok orada. Venedikler kazık kullandılar. Biz de kullandık. Yani biz... Süleymaniye'nin altı kazıktır ya. Eminönü'nün altı. Eminönü'nün altı komple kazık. Cami'nin altı kazık. Süleymaniye'nin altı 7 sene süren inşaatın 5 senesi bu işe gitti. Evet. Alta tepe ördü adam yani. Evet, kayadan bir tepe ördü duvarlarla ve biz onun haritasını bilmiyoruz. Başımıza bir iş gelebilir. Evet, kanallar falan. Yani ya. Süleymaniye'nin etrafına bir sürü pis binalar, otoparklar yapacağını önce temeli ören. Tıpkı Ayasofya tekniği gibi. Ha. Ayasofya da öyle. Tabii. Temeli var altta. Ama ve o temelde kemerler var. Milyonlarca insanı sokarsan oraya, ziyaretçiye de kapatılması lazım. Yani bu kadar çok adamın Ayasofya'yı görmesi şart değil yılda 3 milyonu. Yok. Ne anlar o ya? Ne anlar? Yani bir şey anlamıyor.
turizm şirketleri bir sürü insanları burası çok iyidir diye yolluyor. Bizim mülkiyelilerin inek bayramında görünmez balık diye bir teorileri vardı. Bir tas su koyuyor, balık görünmüyor diye. O gibi bir şey. Ya Ayasofya'ya niye gelir insanlar? Çok muhteşemmiş. Muhteşem kubbe her yerde var. Yani o nedir? O başka bir şey. Yani orayı ziyaret etmeye layık olan adam 20-30 bini geçmez burada. Yani din adamı girer, tarihçi girer, sanatçı ve mimar falan. Yani böyle bir sürü insan. Duvardaki sokuyor. Grafitiyi bile bilen adam lazım. Yani çok. Yani bizim alt kattaki yapıları bir biz bırakalım artık, bıktık. Benim gemilerimi hiç sizi bilmem, ben bıktım. Konuşmaktan bıktığımı ilk defa hatırlıyorum. Mümkün mü abi ya? E işte. Hakikaten yaşlandık. Yaşlandık. Ama şimdi o da bu tür bir yani. Kere ben Ankaralıyım. Biz akşam oturur, sabaha kadar sohbet ederiz. Ankara'da. Bir tür Metin Akpınar. E tabii ama yani şey, onların ne konuştuğunu bilmiyorum. Ankara'da insanlar tiyatroya gider, tiyatrodan çıkar, konuşmaya başlar. Sabahın ikisi, üçü olur. Sen dağılırlar. Operacılara buluşmak istiyorsun, ben anlıyorum seni. Ha, yani altıda başlar faaliyetleri, gevezelikle biter. Hayır, İlber'cim sen gitmek mi istiyorsun? Yok, sen de gittin. Opera yok artık. Yok, bitti. Tamam, bitti. Biz artık arkana dayan. Arkana dayan, hafiften uyu. Yarın dayan. Edirne'ye gideceğiz. Biliyorum, çok sık Edirne'ye gidiyorsun. Niye gidiyorsun o kadar Edirne'ye? Ne bileyim, ben çağırıyorum falan. Üniversite çağırıyor, vilayet çağırıyor. Bir daha haftada yok, bir Edirne'ye tabii. Gidiyor biliyorsun. Evet, haftada bir ama oldu. Edirne'de güzeldir. Güzel, tabii. Edirne görülmeye değer bir yer. Güzel. Haftada bir de görülmez herhalde. Görünme dağına. Valla benim karıyı bıraksan o yaya haftada bir gider Edirne'ye. O da Edirne'yi sayden mi? Abi tabii. Çok seviyor. Edirne çok ver, hoş bir yer. Ver İlber Hoca'nın da gitsin de beraber. Osmanlı padişahı. Ciğer. Edirne. Ciğer seviyor. Ha, o, bilmem, ona bulaşmam. Ben de aynı. Fakat orta şeyin bayılıyor. Osmanlı padişahlarının sevimli yeri Edirne'dir biliyorsun. Hele o zaman ormanlar falan da var daha. Yani 4. Mehmet dönememiş. 2. Mustafa gelememiş bu tarafa. Sultan 2. Selim gelememiş. Yani şey, Sarı Selim dedikleri. Selimiye onun için yaptırdı oraya. Yani diyor, çok böyle Edirneciler. Onun için önemli. Edirne'de biliyorsunuz şahane bir tımarhane var. İnsanların müzikle tedavi edildiği. Ödül aldı onu. Aha, o zaman bir daha gidişte onu da götürün. Ha, Oya bana diyor ki sen ondan seviyorsun Edirne'yi. Bence de işte seni götürsün bir daha sefere. Şimdi ya. Türkleri getirdik. Bir Talas Muharebesi var. O Talas Muharebesi'nde Türkler... Talas Çinli... Muharebesi'nde kimle kim savaşıyor? Abi Çinlilerle Araplar savaşıyor. Şimdi Kutayba İbni Müslim... Peki Çinlilerle Araplar savaşırken Türkler niye arada Müslüman oluyorlar? Müslüman olmuyorlar. Türkler Çinlilerden çok çektikleri için ve Arapları da pek tanımadıkları için diyorlar biz Araplara yardım edelim. Orada Çin'in batıya genişleyen fütühatını durduruyorlar. Tamam. Ondan sonra Araplar bunları tanıyor. Tamam. Abbasiler zamanında daha önce bir vakitte Abbasi halifeleri hayatlarının hatasını yapıyorlar. Şimdi biliyorlar ki Türkler iyi asker. Ya bunları alalım, bunları alalım diyor. Bunlar ücretli askerler. Evet. Devlet adamı da İranlılar. Öyle o hatta sayılır ama mecbursun. Ama tabii askerinin de silahı. Tamam. Şimdi asker bakıyor, kendi işte belli bir maaş alırken bu halifeler bilmem neler inanılmaz zenginlikler içinde yaşıyorlar. Harun el-Reşid'in falan filan. Yıl kaç? 10. asır. Peki ben demin Türkler daha önce geldiler deyince niye beni bozdunuz? Ha? Hayır. Şimdi bunlar ama fütühatla gelmiyorlar. Fütühatla gelmiyor tabii. Bunlar şey, para veriliyor. Aynen, asker olarak geliyorlar oraları. Para veriliyor, geliyorlar. Falan Harun el-Reşit'ten de sonra oluyor aslında bu. Şimdi bunlar geliyorlar. Bir tarafta muazzam bir zenginlik, sen boktan bir maaşa kalmışsın. Ne diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Halifeyi deviriyor herifler, değil mi? Kendi devletlerini kuruyor. Evet. Yani elinde silah olan adam iyi tutulmalı. Sen bu adamı iyi tutmazsan o silah sana döner günün birinde. Türkler bunu defaatle yapmışlar. Çin'e de yapmışlar. Çünkü bunlar iyi asker. Karşındaki gariban züppe.
Sonunda herif der ki ulan bu züppeyi yiyor, içiyor da biz niye yemiyoruz? O züppeyi götürür. Yani geçen biraz önce anlatıyordum, lafım yarım kaldı. İşte Bağdat'a geliyor Hülagü. Söz veriyor halifeye. Senin diyor kanını akıtmayacağım. O, halife salağı da çok memnun oluyor. Teslim oluyorlar ama iyi bir savaştan sonra o Hülagü'yü çok kızdırmış. Halifeyi bir kilime sardırıyor. Atların ayakları altında ezdiriyor. Tabii kanını akıtmak caiz olmadığı için Cengiz Han da Camoka'yı öyle yaptı. Tokmakla, tokmakla torbanın içinde kanı akıtılmaz. Osmanlı fermanlarından bir tanesinde bir tehdit var. Kadılar dahi dibekte dövülüp diyor. Öyle bir şey olmamış ama kanınızı akıtmayacaksak evet böyle gebertirim sizi diyor. Yani bu çok önemli. Kan akıtılmaz. Bu eski Türk ananesidir. Aristokratın soylu kan akıtılmaz. Şimdi ben size bir şey anlatayım. Otrar valisi İnalcık. Cengiz Han'ın bir şeyini soyuyor. Kervanını. Sonra Muhammed Şah'a da diyor ki Hazım Şah'ına. Diyor ki bunların içinde casus var. Eminim herif haklıydı. Fakat bütün gümüşleri alıyor götürüyor. Cengiz Han Muhammed Şah'a diyor ki bak diyor böyle böyle bir olay oldu bu herifi cezalandı. Harzem Şah oralı bile olmuyor. Hatta soruyor ya bir herif var diyorlar Temuçin Cengizhan falan. Kimin nesi? Efendim diyorlar bu bir Moğol başbuğudur. Farkında değiller ki Asya'nın yarısı o herife var. Falan Cengizhan bir daha rica ediyor. Böyle bir herifi cezalandı. Hayır peki. Biliyorsunuz 6 ayda bütün Harzem İmparatorluğunu dağıtıyor. Sonra geliyorlar oturana. İnalcık yakalanıyor getiriyor. Cengiz Han diyor ki sen diyor gümüşü çok seviyordun değil mi? Şimdi sana bol bol. Yatırıyorlar herifi. Erimiş gümüş. Ağzına, gözlerine, kulaklarına erimiş gümüş akıtılıyor. Türklerin böyle icat yönleri de var. Yani Moğolların yaptığı. Ya tabii. Ama yani o Moğolların ordusunun başında Sübütey var. Sübütey Türk. Evet yani sistem bölüyor. O ayrımı yani yapamıyorsun orada. Kalkalım artık. Kalkalım mı? Kalkalım. Kümüşü de akıttık. İyidir. Evet. Bunu öğretmeyin. Demek ki ne olacakmış? Hırsızların ağzını akıtacak. Evet abiciğim. Bak altın diyeceksin. Ben bunu anlatırken Oya benim hemen lafımı kesiyor. Anlatma içim fena oluyor diyor. Sigara içenlerin de şeyine, dumanına şey karıştıracaksın böyle. Siyanür falan. Sana laf sokuyor. Evet, ya siz biliyorsunuz Timur... Sigara içerdi. Hayır. Şeyde... Afyon içiyordu. İsyan çıkıyor. Neresiydi orası? İran'da senin sevdiğin yer. İran, Tabriz. Hayır o büyük İsfahan. Meydan. İsfahan. Nakşibiyan. İsfahan'da isyan çıkıyor. 4000 tane Türk askeri öldürülüyor. Timur'a haber veriyorlar. Timur tamam. Gidiyorlar. Dümdüz ediyor İsfahan'ı. Ondan sonra halkı topluyor. İsyancılar dahil. Şimdi Timur meşhurdur, kelle minar yaptırılmış, kesik kafalardan kule. Evet. Burada öyle yapmıyor. Burada adamları yatırıyor. Üstüne bir tabaka çamur. Bir tabaka daha adam, bir tabaka daha çamur. Bir tabaka daha adam, bir tabaka daha çamur. Şimdi bu kule yükseldikçe alttakiler boğulup ölüyorlar. Tabii. Çığlıklar yükseliyor kuleden. Bir de Moğol hanının Timur'a gönderdiği 18 yaşında bir kız var, Tevekkül. Kız düşüyor, bayılıyor. Ondan sonra Timur'a bir mektup yazıyor. O da ordugahta yani, ailesini de götürmüş Timur, görsünler diye. İsyancıya ne yapıyor? Diyor ki, Şehinşah Hazretlerine ne olur söyleyin, bir daha böyle şeyler yapmasın. Timur'un kıza verdiği cevap, harp şefaat kabul etmez. Değil mi abi ya? İşte onlar söylüyor. Putin de öyle diyor. Evet. Harp şefaat. Ne güzel değil mi? Haritayla böldüler. Evet. Öyle bölünmez, böyle bölünmez diyor. Bölünür diyor. Böyle bölünür diyor. Medvedev bir harita yapıyor.
Ukrayna'nın çok iftihar ettiği ve asıl Ukrayna olan Galiçya Polonya'ya veriliyor. Ses çıkarmadan alırlar. Litvanya'ya veriliyor. Ondan sonra güneydeki şey Romanya'ya veriliyor. Bukovina kısmı. Macaristan'a bilen toprak veriliyor. Ne oldu? Kaldı sana bu kadarcık Ukrayna. Yani müstahkem mevkilerinden, kendi dilinin ve kültürünün asıl kaynağından uzakta bir yer. Çok enteresan bu yani. Siz bu bir yöntem. İlk Rus çarlarının oturduğu yer Kiev. Kiev'dir. Rus adı oradan gelir. Ruslar. Ukrayna sınır demek. Bu işte biraz karışık teori. Bunu gelecek sefer bir Rusya yapacağız. Konuşalım değil mi abi? Hadi şimdi evet. Kalkalım. Gece çok teşekkür oldu. Ediyoruz. Birazdan şey, nafile namazı kılacağız. Ben artık uykum geldi. Uykum geldi. Uykum. Sabah başına gideceğiz. Siemens tam otomatik kahve makineleri teke tek bilimi sundu.